Merhabalar, saatler 14'ü gösteriyor. 25 Temmuz 2016'da takvim yaprakları dün demokrasi yolunda o nöbette birlik fotoğrafının adresi Taksim'de kol kola çıktı. AK Parti ve CHP bugünse gözler Beştepe'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 3 lider başbakan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli Beştepe'de buluşuyor. Tam da şu dakikadaydı. Randevu saati Ankara Adliyesi'nde Serhat Dal'a birazdan döneceğiz. Orgeneral Hulusi Akar'ın genelkurmay başkanı tanık sıfatıyla çarpıcı ifadesini alacağız ama önce Beştepe diyoruz. Murat Pazarbaşı o önemli zirvenin yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Murat, CHP ve MHP liderleri sanırım Beştepe'ye külliyeye giriş yaptı. Evet, Aynur Tezel giriş yaptılar. Onlardan yarım saat önce de Başbakan Binali Yıldırım'ın geldiğini söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir davet mektubu gönderdi. Genel Sekreter Fahri Kasırga imzası taşıyordu o mektup ve CHP Genel Başkanı ve MHP Genel Başkanlarını buraya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet ettiler. O davet kabul edildi. Şu dakikalarda da iki ismin Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olduğunu söyleyelim. Önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından aslında Cumhurbaşkanı sık sık fırsat buldukça liderlere teşekkür etmiş. Özellikle darbe karşıtı tutumları, açıklamaları, izledikleri politikalar nedeniyle de teşekkür etmişti. Bir kez daha o teşekkürü burada gerçekleştirecek toplantıda yüz yüze de yapacağını söyleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı zamanda 15 Temmuz'dan bu yana yaşanan sürece ilişkin bilgi verecek Cumhurbaşkanı ve olağanüstü hal ilanından sonra hükümetin izleyeceği politikada neler olacak, onlara ilişkin de yine bilgi vermesi söz konusu olacak. Başbakan Binali Yıldırım dün bir görüşme gerçekleştirmişti Kemal Kılıçdaroğlu'yla. Daha önce de 15 Temmuz'dan sonra da aslında telefon görüşmeleri yaşanmıştı bu isimler arasında. Özellikle Taksim'de gerçekleştirilen mitingden dolayı teşekkürlerini iletti Binali Yıldırım ve birlik ve beraberliğin Türkiye için hayati önem taşıdığı bu dönemde gerçekleştirilen bu mitingin çok çok önemli olduğu vurgusunu yapmıştı. CHP Genel Başkanı ilk kez geliyor Cumhurbaşkanlığına bu toplantıya katılmak üzere. Öncesinde partisinin MYK toplantısında yer aldı. O toplantının ardından edindiğimiz önemli bilgiler var. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıda vereceği mesajlara yönelik. Onlar arasında dün Taksim'de okuduğu manifestoyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak şu dakikalarda başlayan toplantıda. Ve tüm partilerin ve hükümetin öz eleştiri yapmasını isteyecek Kemal Kılıçdaroğlu. Siyasilerin bundan sonraki süreçte darbeye karşı halkın ortaya koyduğu ortak mutabakata uygun hareket etmesi çağrısında da bulunması bekleniyor bu toplantıda. Aynı zamanda işkence ve kötü muameleye müsamaha edilmemesi konusuna da dikkat çekecek ve HDP'nin de yine bu toplantıda olması gerektiği görüşünü dile getirecek. Bahçeli de en başından beri 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında olduklarını ve birlik ve beraberlik vurgusunun dikkat çektiği konuşmalara imza attı. Bundan sonraki süreçte olağanüstü durumun daha olağan hale gelmesi için siyasi partilere, liderlere önemli iş düştüğünü ve bundan sonraki süreçte de bu anlamda hükümetin yanında yer alacaklarını söyledi. Olağanüstü hali desteklediklerini belirtmişti. Mecliste bu yönde oy kullandılar. Bundan sonraki süreçte de yine atılacak adımlarda hükümetle beraber hareket edip birlik ve beraberliğin kalıcı hale gelmesi için çalışacaklarını vurgulamışlardı. İşte tüm bu isimler şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir aradalar. Kısa bir süre sonra toplantının detayları netleştikçe biz buradan aktaracağımızı söyleyelim. Kuşkusuz toplantıya katılan isimler bitiminde birer değerlendirme yapmaları oldukça yüksek ihtimal. Neler söylenecek, neler yansıyacak bu toplantıdan aktaracağımızı belirtip sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Murat Pazarbaşı, teşekkür ediyoruz. Dönelim hemen Ankara Adliyesi'ne. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 2,5 saat görüşmüştü. O kanlı darbe girişimi sonrasında yüz yüze görüşmeydi bu. Onun öncesinde ise emniyete ve 50 şehit verilen özel harekata yaptığı ziyaretler vardı. Bugün tanık sıfatıyla verdiği ifade yansıdı. Hem onun ayrıntıları için hem de bu kalkışmanın bir numarası olduğu öne sürülen Akın Öztürk'ün damadı Yarbay Hasan Karakuş'un adliyeye sevk edildiği bilgisi var. Ankara Adliyesi cephesindeki bu önemli notların detaylarını Serhat Dal aktaracak. Serhat.
Evet, en merak edilen ifadelerden biri tabii ki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ifadesiydi. İfadesinde darbe teşebbüsünün nasıl haber aldığını anlatarak başlıyor. Mehmet Dişli'den haber aldığını anlatıyor ve şöyle tepki gösteriyor. Mehmet Dişli kendisine darbe teşebbüs ettiklerini anlattığında ne diyorsun ulan sen, ne operasyonu, sen manyak mısın, sakın ha şeklinde bağırdığını anlatıyor. Ve şunları kaydediyor ifadesinde. Kendisi heyecanlanmayın, rahat olun, gelecekler gibi laflarla karşılık verdi. Benim seninle, bir başkasıyla böyle işlerin içerisinde olanlarla hiçbir işim olamaz. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Kim bunlar? Siz kimsiniz? Gibi soruları sürekli hiddetle sıralıyordum. Haliyle çok öfkelenmiştim. Netice olarak gittikleri yolun yanlış olduğunu, büyük bir bataklığa battıklarını, cezasını çekeceklerini, hiç olmazsa bir erkeklik gösterip başkalarını bu işe bulaştırmadan ve ölüm kalım olmadan bu işi sonlandırmalarını, hemen giriştikleri bu girişimi durdurmalarını söyledim. Fakat ikna edemedim, diyor. Bu ifade kamuoyuna yansımadan önce kendisinin Fethullah Gülen'le görüştürülmek istendiği de kamuoyuna yansımıştı. İşte ona da ifadesinde açıklık getiriyor. Akıncı Jet Üssü Komutanı Hakan Evrim, dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürürüz gibi bir şey söyledi. Ben kimseyle görüşmem diyerek tersledim. Ardından da Akın Öztürk dışındakiler odayı terk ettiler, diyor. Ve sonrasında başta Kubilay Selçuk ve Mehmet Dişli olmak üzere darbecilere yönelttiği ifadeleri anlatıyor. Silahlı kuvvetlerin tarihine leke sürdünüz. Gideceğiniz tek yer Cumhuriyet Savcısı, askeri savcı inzibattır. Gidip teslim olun, beni de gönderin şeklinde daha da hiddetle birkaç kez haykırdım. Cevap vermediler, diyor. Yol yakınken dönün dedim. Darbeci hainlerin moralleri zaman ilerledikçe çöktüğünü gözlemliyordum, diyor. Ve özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda toplananlara hitap etmesi bütün ümitlerini yok etti ifadesini kullanıyor. Karşımda Kubilay ve Mehmet'i hatırlıyorum. Sinmiş vaziyetteydiler. Gözlerinde korku ve endişe vardı, diyor. Ve darbeye teşebbüs edenlerin Fethullahçı terör örgütü mensubu olduklarına inandığını söylüyor ifadesinde Hulusi Akar. Ve bunun nedeninin de Ağustos şurasında örgütün büyük bir darbe yiyeceğini anlamaları olduğunu söylüyor. Serhat Dal'a teşekkür ediyoruz. Evet. Gözaltılar ve soruşturmalara dair ayrıntıları aktarmaya devam edelim. Yurt çapında devam ediyor çünkü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması konusunda sayın seyirciler, Polatlı'da Topçu ve Füze Okulu komutanlarına operasyon düzenlendi ve 51 asker gözaltına alındı. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Ankara'daki Polatlı Çarşı Camii'ne baskın düzenlendiği öne sürülen bir başçavuş olmak üzere 51 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan erbaş ve uzman çavuşlardan oluşan askerler Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aynı soruşturma kapsamını daha önce de bir yarbay ve bir yüzbaşı gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Darbe girişimi soruşturmaları kapsamında zaman zaman askeri birliklerde aramalar tabii yapılıyor. Son haber İzmir'den geldi. Aranan yer Foça'daki Deniz Üst Komutanlığı. 201 asker de burada gözaltına alındı. Arama İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Baton'un başlattığı soruşturma kapsamında gerçekleşti. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri TOMA eşiğine yaklaşık 20 polis minibüsüyle saat 11 sıralarında Foça Deniz Üst Komutanlığı'na götürüldü. Polis ekipleri askerlerin lojmanlarında inceleme yaptı. Bazı bilgisayarlara el konuldu. Güvenlik kamerasının kayıtları alındı. 201 asker de bu operasyonda gözaltına alındı. Şüpheli askerler Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 15 Temmuz gecesi denize açılan gemilerin ve diğer şüpheli personelin incelendiği belirtildi. Soruşturma kapsamına daha önce Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuamiral Yaşar Çamur da gözaltına alınmıştı. Şimdi İstanbul Emniyetine dönelim sayın seyirciler. Huber Köşkü'ne özel harekat timini yazılı emir isteyerek o gece sevk etmeyen pilot, başkomiser ve beraberindeki iki kişi tutuklandı. Ayrıntılar için arkadaşımız Pınar Çıtak'a dönüyoruz. Pınar. O
15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'daki ikametgahından biri olan Huber Köşkü, Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'ne de özel harekat timinin sevk edilmesi emri verildi. Sevk edilmesi emrin hemen ardından bir tim asker, yani özel harekat timine bağlı 10 kişilik bir ekip helikoptere doğru yola çıktı. Helikopterle sevkiyat gerçekleşecekti. Ancak helikopteri kaldırması gereken sevk emrini alan pilot başkomiser ve beraberindeki bir sözleşmeli pilot ve başka bir pilot başkomiser yazılı emir görmek istediklerini söylediler. Aslında acil koduyla gerçekleştirilmesi beklenen bu sevk için genelde yazılı emir istenilmiyor diyor polis kaynakları. İşte yazılı emir istemeyebilirlerdi, ancak o pilot başkomiser yazılı emri gösterin dedi özel harekat timlerine. Özel harekat timleri de uzun süre karşılıklı bir diyalog sonrasında pilot başkomiserin helikopteri kaldırmayacağını anladı. Nitekim o helikopter kalkmadı. Özel harekat timleri de Huber Köşkü'ne helikopter değil araçla yola çıkmak zorunda kaldı. Ve bunun adli makamlara intikalinin ardından İstanbul Emniyet Müdürü hemen bu üç kişi hakkında, aralarında pilot başkomiser, biraz önce de söylediğim gibi bir pilot başkomiser, bir pilot, sözleşmeli bir pilot ve diğeri de bir pilot komiser olmak üzere üç kişinin derhal açığa alınmasını istedi. Ardından da bu kişilerin ifadeleri alındı ve şu anda da tutuklular. Bu görüntüler de yine emniyet tarafından televizyon ve basına dağıtılmış durumda. Böyle bir olayın gerçekleştiği de 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Huber Köşkü'ne sevk edilmek istenen özel harekat timini taşıyan helikopteri kaldırmayan bir pilot başkomiser, beraberindeki bir sözleşmeli pilot ve bir pilot komiserin bu görev emrini yerine getirmedikleri, yazılı emir istedikleri ve dolayısıyla helikopteri kaldırmadıkları sonuçta adli olarak makamlara intikal etti. Ardından da İstanbul Emniyet Müdürü 3 kişinin görevden açığa alınmasıyla ilgili işlem başlatılmasını istedi. Ardından bu 3 kişi açığa alındılar ve şu anda da tutuklular. Bu arada başka bir detay da var. Özellikle bu helikopteri kaldırmayan pilot başkomiserin evinde bir arama yapıldı. Bu aramalarda üzerinde Fethullah Gülen yazılı 2 DVD, 1 CD ve üzerinde yine Ümit'le Şahlanış yazan 2 VCD, 1 VCD ele geçirildi. Bu 3 kişi de biraz önce söylediğimiz gibi tutuklandı. Son gelişme olarak bunu aktarabiliriz. Bu arada 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana başlatılan Fethullahçı terör örgütü ve paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında daha önceki yayınımızda da anlattığımız gibi medya ayağıyla ilgili bir operasyon başlatılmıştı. Bu operasyon kapsamında şu an önünde bulunduğumuz Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde 5 kişi gözaltında. Onlar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu yakalama kararı sonrasında 41 kişiden 5 kişi gözaltına alındı. Asayi Şube Müdürlüğü ekiplerince şu anda ifadeleri alınmaya devam ediliyor. Diğer 37 kişi de hala aranıyor. Tabi sabah saatlerinde yine gerçekleşen, başka bir adrese gerçekleşen bir operasyon daha var. Onu da aktarmakta fayda var. Sabah saatlerinde Levent'teki Harp Akademileri lojmanlarında arama başlatılmıştı. Saatler 4.30'u gösteriyordu. Bu arama yaklaşık 3 saat sürdü. Harp Akademilerinde eş zamanlı olarak başlatılan aramanın hemen ardından Yeşilköy, Zeytinburnu ve Maltepe'de de yine arama yapıldı. Ve bu aramalar sonrasında 42 kişi gözaltına alındı. Aralarında rütbeli askerlerin ve sivillerin de olduğunu söyleyelim. Bir de tabii medya ayağının yanı sıra 31 akademisyenin de gözaltında olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul Üniversitesi'nde görevli profesörler de var aralarında ve özellikle evlerinde yapılan aramalarda Fethullah Gülen'le irtibatta olduklarına dair dijital verilere el konuldu. Aynı zamanda yine bu yapılanmaya mensup olan kişilerin birbirleri arasında iletişim kurmak amacıyla kullanmış oldukları $1 da ele geçirildi. Bunu da aktarmakta fayda var. Şu an için bir bilgi daha aktaralım. Bugüne kadar terör örgütü ve PDY soruşturması kapsamında 2962 kişi gözaltına alındı. 2135 kişi tutuklandı. 237 kişi serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişilerin sayısı 423. Şu anda gözaltında olan kişilerin sayısının da 167 olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada yeni bir gelişmede tutuklanan 2135 kişinin, ki aralarında rütbeli askerler ve sivillerin de olduğu kişilerin yeniden ifadelerinin alınması için
Silivri'de 25 savcının görevlendirildiğini de söyleyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Pınar, teşekkür ediyoruz. Pınar Çıtak aktardı emniyetten. Yurt genelindeki operasyonlara da bir bakalım sayın seyirciler. Gözaltılar var. Darbe girişiminin ardından gözaltı işlemleri cephesinde son olarak akademisyenler, askerler ve bir de eski valinin haberi geldi. Sadece İstanbul değil, yurttaki operasyonlarda da işte aynı kişiler, aynı kesimler mercek altında. O vali, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada hakkını yakalama kararı çıkarılan Mardin eski valisi Turhan Ayvaz. Ayvaz, Bodrum'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilecek. Askerlerle ilgili işlemler de devam ediyor. Kars'ta son alınanlarla birlikte gözaltındaki askeri personel sayısı 306'ya ulaştı. İzmir'de soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 askerle Bursa'da 19 polise ait yedi. Diyarbakır'da haklarına yakalama kararı çıkarılan Dicle Üniversitesi'nde görevli 55 kişiden 38'i yakalandı. Tokat'ta eski Gazi Osman Paşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Şemsettin Şahin ve bazı doktorların da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltında. Antalya'da ise 14 gazeteci gözaltına alındı. Van'da terör örgütünün sözde mütevelli heyeti olarak bilinen 13 kişi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde ise örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla 2 iş adamı gözaltına alındı. Muğla'ya, Bodrum'a çevrilmişti gözler. Hem o eski vali hem de gazeteciler cephesinde gözaltı kararları sonrasında sıcak bilgilerin adresiydi Bodrum. Hemen dönelim o cephede son bilgileri Doğan Haber Ajansı Bodrum Büro Şefi Yaşar Anter'e soralım. Yaşar Anter, son bilgiler nedir? Biz satır başlarıyla gözaltıları ve yakalama kararlarını ekranlara taşıdık. Bodrum'da herhalde yoğun bir operasyon var. Evet Sayınur, bu sabahtan itibaren Bodrum'da hareketli saatler yaşanmaya başlandı. Çünkü darbe girişimiyle ilgili soruşturmalarla ilgili olarak hakkında yakalama kararı bulunan ve Bodrum'a geldiği tespit edilen gazeteci yazar Nazır Ilıcak'ın ilçede jandarma ve polis karadan sahil güvenlikte denizden operasyonlara başladı. Çünkü bu sabah 05 sıralarında Nazır Ilıcak'ın Bodrum'a giriş yaptığı MOBESE kameraları ile tespit edildi. Ilıcak'ın Güvercinlik Mahallesi'ndeki evine jandarma ve polis operasyon yaptı. Evde arama yaptı. Ancak Ilıcak'ın evde bulunmadığı tespit edildi. Şu anda aramalar devam ediyor. Ayrıca Nazır Ilıcak'ın Gündoğan Mahallesi'nde bulunan akrabalarının evlerinde ve yaz aylarında tatil yaptığı teknede de arama yapıldı. Ancak Ilıcak'ın burada da bulunmadığı görüldü. Sahil güvenlik, güvercinlik ve Göltürk'ü koylarındaki teknelerde jandarma ve polis de karada bulunabileceği ev ve tatil sitelerinde arama yaptığı gibi şu anda Bodrum'un girişindeki güvercinlik ve torba kavşakları da polis tarafından tutulmuş durumda. Evet Sayınur, Bodrum'da durum şimdilik böyle. Evet, Doğan Haber Ajansı Bodrum Büro Şefi Yaşar Anter, teşekkür ediyoruz. Dönelim Marmaris'e. Cumhurbaşkanı Erdoğan torunları, çocukları, ailesiyle, eşiyle birlikte Marmaris'e tatil yaparken o noktaya da kanlı baskın düzenlendi. O görüntüleri de ilk defa CNN Türk ekranlarında sizlerle paylaşmıştık. Tabii o cephede de bir yandan firari SAT komandoları, bir yandan da o operasyonun başındaki isimlere yönelik soruşturma ve operasyonlar devam ediyor. Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oteli basan timde yer alan ve olay günü Skorsky helikopterden açtığı ateşle iki koruma polisini şehit ettiği iddia edilen Denizkurmay Yüzbaşı Haldun Gülmez tutuklandı. O gece Skorsky helikopterde ağır makinalı tüfek kullanarak polis Edip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin'i şehit ettiği iddia edilen Yüzbaşı Gülmez İzmir'de tedavisinin ardından Muğla'ya götürüldü. Adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gülmez'in polisteki ifadesinde Skorsky helikopterdeki ağır makinalı silahı kendisinin kullandığını, darbe girişimine katıldığını ve polisleri şehit ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele saldıran o darbeciler arasında malum firarda olanlar da var. Onlarla ilgili arama 10. gününde Marmaris'te jandarma dağlarda polis ilçe merkezinde aralıksız operasyonu sürdürüyor.
Yeni bir bilgi var mı, detay var mı? Bunu Doğan Haber Ajansı muhabiri Taylan Yıldırım'a soralım. Taylan, 10. gün, elimizde herhangi bir bilgi, bir detay, bir ipucu var mı? Sayın Ürtesel, evet, hem komando birliklerinin hem de polisin araştırmaları devam ediyor. 17 firari darbeci askerin yakalanması için, ancak şu ana kadar en azından bugün elde edilen bir şey yok. Hatırlanacağı gibi daha önce bu askerlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş. Dün de cep telefonu ve hücum yelekleri bulunmuştu. İşte bu nedenle aramalar İçmeler bölgesine kaydırılmıştı. Dağlık bölgeye komando ekipleri gönderildi. Kentin alt bölgelerinde ise oraya da polis özel harekat timleri gönderdi. Ancak bu bölgelerde yapılan araştırmalardan şu ana kadar herhangi bir sonuç alınabilmiş değil. Dün gece yarısı bir ihbar geldi jandarma ekiplerine. İki kişinin iki motosikletliyi zorla durdurup motosikletlerini almak istediğine yönelikti. İşte bu hemen jandarma ekiplerini alarma geçirdi. Bayır bölgesindeydi bu ihbar. O bölgede ablukaya alındı, araştırmalar yapıldı. Ancak ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Tabii bütün bu hem ilçe girişliğinde polisin önlemleri hem de dağlık bölgede komandoların araştırmaları devam ediyor. Çünkü çok zorlu bir arazi, çok zorlu ve dağlık bir bölge. Bu bölgenin ama çok büyük bir bölümü tamamlandı. Az bir bölüm kaldı. Aranmayan, arama tarama yapılmayan bu bölgede de yine komandoların aramaları devam ediyor. Dediğimiz gibi özel harekat timleri de daha ziyade ilçenin yerleşim yerlerinin hemen üst bölgesindeki ormanlık alanlarda da onlar da yine nokta operasyonları yapıp arama tarama faaliyetlerini yürütüyorlar. Tabii tüm bunların yanında güvenlik güçlerinin asıl önemli bir... Taylan bir virgül koyalım. Sen lütfen detayları aktarmaya devam edeceksin, sıcak bilgileri. Saat başında ilk duyurduğumuz gelişme bu. Önemli zirveydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de bir araya geldi. Başbakan Binali Yıldırım'ın saat 13.30 sıralarında Beştepe'ye, külliyeye ulaştığı, ardından tam saatinde 14'e birkaç dakika kala hem MHP lideri Bahçeli hem de CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun külliyeye geldiğini aktarmıştık. İşte bu önemli zirveye dair ilk fotoğraflar basınla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan darbe girişimi sonrasında siyasi parti liderlerinin darbeye karşı duruşu nedeniyle tebriklerini, teşekkürlerini iletmişti. Her fırsatta darbe girişimi sonrası yaptığı konuşmalarda, değerlendirmelerde, dış basına verdiği mülakatta da siyasetin demokrasiden yana tavrını övmüştü. Ardından biliyoruz ki Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ile o kalkışmadan birkaç saat sonra, belki dakikalar içinde her ikiliyle de görüşmüştü. Hızla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da, MHP lideri Devlet Bahçeli de o kanlı kalkışmanın sürdüğü kaos, o kabus gecesinin yaşandığı dakikalarda, ilk dakikalarda Başbakan Binali Yıldırım'a destek ve demokrasiden yana tavırlarını açıkça ortaya koymuşlardı. Peş peşe talimatlar verdi her iki lider de. Ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin, demokrasiye yönelik bir kalkışma asla kabul edilemez dedi. İşte bu tavır hem Başbakan Binali Yıldırım tarafından hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdirle karşılandı. Sonrasında Beştepe Külliyesi'nde bir sürpriz zirve. Evet, Türkiye'nin şu anda ulaştığı, bu kabus sonrası ulaştığı bu birlik fotoğrafının en kıymetli, en zirvedeki noktası belki de halk sokaklara dökülüp o tanklara karşı vücutlarını siper ederek darbe girişimini püskürtmüştü. Siyaset demokrasiden yana, muhalefet liderleri demokrasiden yana çok açık, net tavır koymuştu. İşte bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncelikle halka ve siyasi parti liderlerine teşekkürü vardı. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yönelik her iki muhalefet liderinin de son derece sert çıkışları vardı, eleştirileri vardı.
Bu bir ilk niteliğinde, özellikle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun o sert sözleri sonrasında, eleştirileri sonrasında bir ilk yaşanıyor. Ama Türkiye zaten bir ilk niteliğinde bir kabus yaşadı. Bunun sonrasında, kabus sonrasında bir araya gelen Türkiye'nin fotoğrafı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden işte böyle yansıyor. Dün Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanlarıyla birlikte emniyeti ziyaret etmişti. 50 şehit verilen Gölbaşı'ndaki özel harekat merkezini ziyaret etmişti. Başsağlığı, geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Ve ne olursa olsun içimizdeki bu hainler, alçaklar, asker kılığındaki bu alçakları temizleyeceğiz. Bize Allah bunları temizleme fırsatı nasip etsin demişti. Sonrasında dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmiş. 2,5 saatlik bir görüşme. Bundan sonra aynı dakikalarda İstanbul Taksim'de bir birlik fotoğrafı yansıyordu. Herkesi mutlu eden, tüm Türkiye'yi mutlu eden, bundan sonrasının da böyle devam etmesi dileklerinin iletildiği bir tabloydu o. CHP'nin çağrısıyla Taksim'de demokrasi nöbeti tutuldu. AK Parti yetkilileri, önde gelenler, CHP'li vekiller, CHP'li yerel yöneticilerle birlikte kol kola çıktılar Taksim'e. Demokrasi nöbetinde birlik beraberlik mesajı verildi. Şimdi muhalefet liderleri çok dikkatli bir üslup kullanıyor. Şu anda özellikle demokrasinin, Türkiye'nin bekasının tehlikede olduğu bir noktada hiçbir biçimde sert eleştiriler, ithamlar, bunların hiçbirini dile getirmiyor. Şu anda zamanı değil diyor. Özellikle dün stüdyoda da özel yayınımız boyunca konuk ettiğimiz CHP milletvekilleri buna çok büyük bir özen gösterildiğinin altını çizdi. Beraber olacağız, beraber duracağız. Bu birliktelik sürmeli mesajını verdi. Hatta dün Taksim buluşmasının öncesinde AK Parti ve CHP'nin kol kola çıktığı o Taksim buluşması öncesinde CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, sayın seyirciler, burada stüdyomuzda bu kalkışma Türkiye Büyük Millet Meclisi'neydi, Türk halkınaydı, Cumhurbaşkanı'naydı. Saniyeler içinde Cumhurbaşkanı kurtuldu. Her şey bir yana, sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olsa bile canım pahasına ben korurdum dedi. Türkiye'nin gerçekten özlediği, çok derin kutuplaşma sonrasında kavuştuğu bir tablo. Tabii ki şehitlerimizin emekleriyle, canlarıyla ödediği bir gece, bir acı gecenin sonunda. Evet, bir kez daha altını çizelim. Saat başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine önce Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıktı. Saat 13.30 sıralarında, ardından tam randevu saatinde saat 14'ten birkaç dakika önce hem MHP lideri Devlet Bahçeli hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Beştepe Külliyesi'ne giriş yaptı. Şu anda ekranlarınızda da işte bu önemli buluşmadan, zirveki birliktelik görüntüsünden bu fotoğraflar yansıyor. Görüşme başladı ve yaklaşık yarım saatte oldu, bunu söyleyebiliriz. Evet, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Taksim'deki buluşmada on maddelik bir Taksim manifestosu ortaya koymuştu. Çok özenli bir dil kullanıldı. Cumhuriyetten yana, demokrasiden yana, birlikten yana bir tavır ortaya konmuştu. Evet, Taylan Yıldırım, Doğan Haber Ajansı muhabiri, bu fotoğraflar zirvedeki bu buluşmadan, bu fotoğraflar yansıdığı anda kendisiyle bağlantımıza bir virgül koymuştuk. Tekrar dönelim. Taylan, bilgileri senden almaya devam edelim. Marmaris'teki operasyon hakkında. Taylan Yıldırım telefon attığımızda mı hala?
Buradayım, evet. Evet, Tayland. Cumhurbaşkanlığından Beyşepe Külliyesi'nden yansıyan fotoğraflar vardı. Önemine binaen o fotoğrafları aktardık. Lütfen Marmaris'teki operasyonlar konusunda bilgileri aktarmaya devam et. Sayın Özel, ilk bağlantımızda da söylemiştim. Evet, burada ilçe girişinde polislerin önlemleri devam ediyor. Gelen tüm araçlar, ilçeye giren ya da çıkan tüm araçlar durduruluyor. Tek tek kimlik kontrolü yapılıyor. İlçenin hemen yukarısındaki ormanlık bölgede ise polis özel harekat timleri bu ses operasyonlarına devam ettiriyorlar. O bölgelerden onlar sorumlu tutulmuştuğunda daha dağlık ve ormanlık bölgede ise İzmir'den gelen bir komando taburu var. O komando taburu helikopterlerle farklı alanlara indirilip nokta olarak o bölgelerde araştırma yapıyorlar. Çünkü daha önce burada mühimmatlar bulunmuştu firari darbecilere, askerlere ait. Dün de 6 cep telefonu ve hücum yelekleri bulunmuştu ki bu izler yeni olduğu için bu bölgelerde operasyonlar kaydırıldı. Tabii bu operasyonlar bir yandan devam ediyor ama asıl önemlisi güvenlik güçlerinin asıl üzerinde durduğu ise firari askerlerin gelen istihbaratlar doğrultusunda hemen yakındaki Rodos ya da Sime Adası'na kaçmak istedikleri yönünde. İşte bu kaçışları önlemek için askerler kıyış boyunca önlem almış durumdalar. Yine sahil güvenliğe bağlı botlar yakın kıyıdaki bütün tekneleri tek tek dolaşıp tek tek kimlik tespiti yapıp teknelerin kime ait olduğunu belirlemeye çalışıyorlar. İçerisinde bulunan arama yapıp içerisinde kimlerin bulunduğunu tespit etmeye çalışıyorlar. Zira firari askerlerin bu iki adaya kaçmak gibi bir planlarının bulunduğu da yine istihbarat kaynaklarından elde edilmiş durumda. Bu nedenle bunun üzerinde özellikle durulduğunu söyleyelim. Yine özellikle Muğla Valiliği arama tarama çalışmalarına katılan asker ve polislere bir de uyarıda bulundu. Çünkü saldırının üzerinden 10 gün geçmişti ve fiziki olarak gerek sakal bırakarak gerekse farklı şekillerde turist kıyafetleri giyerek fiziki olarak bir değişikliğe gitmiş olabilecekleri. İşte bu nedenle sadece eldeki fotoğraflara göre eşkallerin karşılaştırılmaması gerektiği, herhangi bir şüphe durumunda ya da bu fiziki değişikliklerin de yine göz önünde bulundurularak arama tarama faaliyetlerinin devam etmesi gerektiğini söyledik. Evet Sayın Öztecel, 10. günündeyiz ama Marmaris'te arama tarama faaliyetleri hem dağda hem kentte hem de denizde aralıksız devam ediyor. Doğan Haber Ajansı muhabiri Taylan Yıldırım, teşekkür ediyoruz. Şimdi bu Yunanistan'a kaçtığından da şüpheleniliyor. Bu söz konusu firari askerlerin. Bunlar çok özel yetiştirilmiş birlikler, SAT komandoları. Yüzerek bile geçmiş olabilecekleri söyleniyor. Ayrıca 8 darbeci de gidip Yunanistan'a sığınma başvurusunda bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta 2,5 ay hapis cezasına çarptırdılar yasa dışı girişten. Şimdi iadeleri görüşülüyor. O noktada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son derece önemli bir mesajı var. Bir yandan bu kanlı kalkışma sonrasında gündeme gelen idam tartışması, bir yandan da Yunanistan'a sığınma talebiyle giden darbeciler konusuna Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam Konya'daki demokrasi nöbetinde gayet net mesajlar verdi. Evet dedi, onları da oradan alacağız Yunanistan'dan ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaklar. Bir yandan da hedefinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun AB cephesinden gelen idam uyarıları vardı. En son Juncker'den gelmişti. Eğer bir idam gündeme gelirse, böyle bir şey kabul edilirse unutsun Türkiye Avrupa Birliği'ni gibi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu işte bu noktada da gayet net bir mesaj verdi. Sert çıktı o uyarılara. AB yetkilileri tehditvari konuşamazlar, tehditlerine pabuç bırakamayız dedi. Şimdi Beştepe'deki o liderler zirvesinde fotoğraflar sonrasında görüntüler elimize ulaştı. Bu haberimizi aktaracağız ama o görüntüleri de ekranlara taşıyalım. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir arada. Son derece önemli bir birliktelik fotoğrafı, son derece önemli bir zirve. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle karşılamış, liderleri karşıladı ve Beştepe'deki o özel zirveye işte bu görüntüler eşliğinde girdi. Evet, şimdi dönelim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'a kaçanlar için de konuşur demiştik. Taylan Yıldırım'dan aldıktan sonra sözü, Marmaris'te operasyonlar devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
dün akşam Konya'daki demokrasi nöbetinde. Dışişleri Bakanlığı'nda da sızdı bu hainler dedi. Temizlenecek mesajı verdi. O temizlik içinde büyükelçi seviyesinde de isimlerin olabileceğini de bugün katıldığı bir canlı yayında ortaya koydu. Çavuşoğlu bir dönem Dışişleri Bakanlığı personel dairesi ve bakana yakın çalışan isimlerin örgütlenmeyi yönettiğini dile getirdi. Bir yandan da dedik AB cephesinden idam konusuna gelen uyarılara sert çıktı. AB yetkilileri tehditvari konuşamazlar, tehditlerine pabuç bırakmayız dedi. Bu hainleri, bu teröristleri kanser gibi ülkenin hücrelerine yayılmış bu hainleri, teröristleri temizleme zamanı. 15 Temmuz darbe girişiminin faillerine yönelik operasyonlar konusunda bir kritik mesaj da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nda da Fethullahçı terör örgütü FETÖ ile irtibatlı olan personelin görevden alınacağını söyledi. Bunların içinde büyükelçi seviyesinde isimler bulunduğunu da açıkladı. Benim bakanlığıma da sızmış bu hainler. Hem de soruları çalarak ya da sorular verilerek girmiş. Kapasitesi yok. Dil bilgisi yok. Bakanlık klasik sınavlar yapardı. Bunların döneminde test haline getirilmiş. Sorular da zor sorulmuş ama önceden verilmiş diye konuştu Bakan Çavuşoğlu. Bazı kurum ve kuruluşlardan Dışişleri Bakanlığı'na yatay geçişler de yapıldığını söyleyen Dışişleri Bakanı, örgütün bu yolla da bakanlığa sızdığını kaydetti. Değişik kurumlardan özellikle stratejik noktalara getirilerek bizim bakanlığa da yerleştirmişler. Dışişleri Bakanı, sadece geçen sene dışişlerinden başbakanlığa 34 kişi göndermişiz. Bunların FETÖ ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı dedi. Şimdi bunun çalışmasını yapıyoruz. Bakanlığımı da bu hainlerden temizleyeceğiz. Yani tüm kurumlarımızı bu hainlerden inşallah temizleyeceğiz. Bu hainler içeride olduğu sürece bize huzur olmaz. Dün akşam Konya'daki demokrasi nöbetinde Dışişleri Bakanlığı'nda temizlik mesajı veren Bakan Çavuşoğlu, bugün katıldığı Habertürk canlı yayınında da bir dönem Dışişleri Bakanlığı personel dairesi ve bakana yakın çalışan isimlerin örgütlenmeyi yönettiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, büyükelçiler nezdinde görevden almaları için de çok titiz çalıştıklarını, 3-4 koldan inceleme yapıldığını kaydetti. Kaçanların da izlerini sürüyoruz. Oralardan da yakalayıp ensesinden tutup getireceğiz, hesabını soracağız. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gündeminde darbe girişimi ardından başlayan idam tartışmasında AB cephesinden gelen uyarılar da vardı. Bunlardan sonuncusu olan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker'in idam geri gelirse Türkiye ile müzakereler anında durur. İdam cezasının olduğu bir ülkenin Avrupa Birliği içinde yeri yoktur sözlerine gönderme yapan Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye ders verir gibi açıklama yapmamaları gerekir dedi ve ekledi. Türkiye ile böyle tehditvari konuşamazlar. Onların tehditlerine pabuç bırakmayız. Bunlardan 8 tanesi biliyorsunuz nereye kaçtı? Yunanistan'a. Fare gibi, korkak fare gibi sığındılar oraya bu hainler. Darbe girişimi sonrası başlayan idam tartışmasında bir uyarı da Dede Ağaç'a kaçan darbeci askerleri yargılayan Yunanistan'dan geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kochias, Türkiye'nin idam cezasını geri getirmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye'deki iç karışıklığın kazanan tarafları kaybedenlere karşı affedici olmalı deyip, hükümeti kendine hakim olmaya çağıran Yunan Bakan, Türkiye'de intikam, parçalanma ve istikrarsızlık istemiyoruz dedi. Dede Ağaç'a kaçan 8 darbeci hafta içi Yunanistan'a izinsiz girmekten 2,5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Darbecilerin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine ise sığınma talepleri görüşüldükten sonra karar verilecek. Değerlendirmenin haftaları bulabileceği söylenirken, idam cezasının yeniden gelmesi olasılığının Yunanistan'ın bu kişileri iade etmesi önünde engel teşkil edeceği söyleniyor. Kamudaki bu temizlenme, arınma, bu operasyonlar darbe girişiminin ardındaki isimlerden temizlenecek. Paralel devlet yapılanması. Devletin genlerine, DNA'sına işlemişti, hücrelerine işlemişti. Bunların hepsi ayıklanacak mesajlar peş peşe geliyor. Büyükelçiler seviyesine de ulaşacağı mesajını Dışişleri Bakanı'ndan almış olduk. AK Parti teşkilatları ve belediyelerin de Fethullahçı terör örgütü bağlantısı olanlar araştırılıyor. Açıklamayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptı.
Gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle buluşan Cevdet Yılmaz, operasyonun medya ayağını değerlendirirken hangi alanda olursa olsun herkes hesap vermek zorunda. Buna AK Parti teşkilatları da dahil dedi. Yılmaz, kim suçluysa mesleğine bakmadan hesabı sorulmalı diye konuştu. Bazı Alevi derneklerinin kapatılmasını örnek gösterdi. Bunlar paravan derneklerdi. Alevi vatandaşların derneği gibi göremeyiz diye konuştu. Fethullahçı terör örgütü tarafından kurulan fason dernekler olarak niteledi. AK Parti'nin kendi içinde de araştırmaya başladığını anlatan Yılmaz, sosyal medya bağlantıları, finansal hareketlilik, istihbarat raporları, sendikal üyelik gibi kriterler üzerinden hareket ettiklerini anlattı. Cevdet Yılmaz, bu örgütle bağlantılı olanların üzerine gitmeliyiz ama kul hakkı yemek de istemeyiz. Titiz davranacağız mesajını verdi. Evet, dönelim şimdi İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne. Darbe soruşturmasının aralarında Nazlı Alıcak'ın da olduğu 42 gazeteci hakkında gözaltı kararı var demiştik. Adliye cephesindeki hareketliliği, son bilgileri bir kez daha arkadaşımız Göksel Göksu'dan alacağız. Göksel. Saynur, hemen şunun altını çizelim. Gözaltı değil, yakalama kararı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talebi üzerine sulh ceza hakimliği yakalama yönünde karar verdi. 42 gazeteciyle ilgili olarak Nazlı Ilıcak da, evet, bu gazetecilerden biri. Musa Anter de aktardı. Bir kez daha altını çizmekte yarar var. Sabah saat 5 sularında Bodrum'a gittiği tespit edildi MOBESE kameralarından. Gerek evinde, gerekse yakınlarının evinde yapılan aramalar sonucu Nazlı Ilıcak'a henüz ulaşılabilmiş değil, ulaşılamadı. Ancak karar doğrultusunda yakalanan isimler de var. Yakup Sağlam, İbrahim Balta, Seyit Kılıç, Bayram Kaya ve Cihan Acar, o 42 gazeteci arasında yakalanan isimlerden. Onlar hakim karşısına çıkarak ifade verecekler. Savcılık ancak gözaltı kararı verebiliyor. Yakalama kararını hakimlikler veriyor. Bir kez daha altını çizelim. Söz edilen 42 isimden 11'inin de yurt dışına kaçtığı ya da yurt dışında olduğu tespit edildi. Gelen bilgiler bu yönde. Şu ana kadar yakalanansa 5 kişi var. Birden çok soruşturmanın birden çok ayağı var. Ona bugün işte basın ayağı eklendi ama diğer ayaklarında da biliyorsunuz eğitim ayağı var. Bu yönde pek çok üniversite ve okulun kapatıldığını biliyoruz geçtiğimiz günlerde. Bugünse 5 ayrı ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında 31 akademisyen gözaltına alındı. Ki aralarında profesörlerin de olduğu bilgisi ulaşmış durumda elimize. Bir yargı yanıyla da devam ediyor bir yandan. Hakim ve savcılarla ilgili gelişmeleri geçtiğimiz günlerde aktarmıştık. Avukatlar bu kez, avukat 40 avukatla ilgili çıkmış gözaltı kararı var. Bunu da paylaşalım. Ve son olarak en büyük ana damarı oluşturan askeri soruşturmanın askeri ayağındaysa yine gelişmeler var. Sabah saatlerinde Hava Kuvvetleri'nin lojmanlarına yapılan bir baskın var. Sabah 3 sularında orada gözaltılar gerçekleşti. 40 gözaltı oldu. Yanı sıra yeni gözaltına alınan generaller var. General 16 general ve 1 amiral oldu. Son gözaltılarla tutuklamalarla birlikte düzeltiyorum. Tutuklanan general sayısı 16, bir de amiral var. En son tutuklanan isimler arasında Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Nevzat Taşdelen, Tümgeneral Recep Yüksel, Hava Harp Akademileri Komutanı Tümgeneral Selim Mert ve Hava Yüksek Sevk ve İdare Komutanı Tuğgeneral Ali Akyürek de var. Aynı zamanda yine dün o listeye eklenen yeni tutuklananlar arasında Sabiha Gökçen'den sonra ilk savaş pilotu olmuş Kerime Kumaş da var. Kerime Kumaş biliyorsunuz Moda Deniz Kulübü'nde Hava Kuvvetleri Komutanı'nın da bulunduğu, evet, bir grup komutanla ilgili oraya helikopteri indiren, oraya özel kuvvetleri taşıyan pilot olarak tutuklandı. Son olarak şunu belirtmekte yarar var. Şu ana kadar 2135 kişi tutuklandı ve onlar Silivri cezaevine gönderildiler. Dünden bu yana savcılar Silivri cezaevine giderek yeniden o tutuklananların ifadelerine başvurmaya başladı. Bugün 25 savcı daha görevlendirildi. Buna rütbeliler de dahil. Erler ve rütbelilerin ifadeleri şu anda Silivri cezaevinde yeniden alınıyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Saynur. Göksel Göksu, teşekkür ediyoruz. Şimdi bu kanlı girişim sonrası tutuklanan Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin aileleri Maltepe Cezaevi önünde açıklama yaptı. Biz, dedi, tüm öğrencileri okula çağırdılar.
kokteyl var dediler. Çocuklarımızı elimizle teslim ettik iddialarına göre. Okulda öğrencilere akşam saat 9'da size sürpriz yapacağız denilmiş. Biz vatan haini değiliz. Gerekirse bir ay yatarız, iki ay yatarız. Bir bedel ödenecekse de öderiz. Ödemeye de razıyız. Ama bizim çocuklarımız vatan haini değil. Darbeci de değil. Yaşın yanında kuruyu da yakmayın lütfen. Takların önüne yattı buradaki ailelerin yarısından çoğu. Çünkü yarısından çoğu da zaten dışarıdaydı. 14 yaşındaki çocuk okulda ne darbesi? Velilerimizden bir tanesinin çocuğu arıyor diyor ki anne darbe oluyormuş, darbe nedir? Ya tabirini bilmeyen bir insan darbe mi yapabilir ya? Sonuna kadar da biz sürecin yanındayız. Ama inanıyoruz. Biz hepimiz inanıyoruz. Bizim çocuklarımız suçsuz alet edildiler. Zaten suça itenler de şu an içeride. 15 Temmuz sabahı okulda kokteyl var dendi. Bir yüzbaşı tarafından ailelerimizin hepsi. Biz götürdük çocuklarımızı elimizle teslim etti. Çocuğumu 9'da aradığımda bana şey dedi. Baba 9'da bize sürpriz yapacaklarmış. Sürpriz bu ihanet. Çocuklara tatbikat yaptıklarını söylemişler. Ne suçu var ne günahı var. 14 yaşındaki çocuk ne biçim darbe yapabilir ya? Okulda not tutmaları bile yasak yani. Ben çocuğumu istiyorum. Çıkacaklar, çıkacaklar inşallah. Yalvarıyorum. Şimdi bir sistem değişikliğine ihtiyaç var ve buna gidilecek. Hükümet çalışmaları başlattı. Genelkurmay Başkanlığı'nın doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması planlanıyor. Kuvvet komutanlıklarının da ilgili bakanlıklar bünyesine toplanması hedeflenenler arasında. Gerek MGK'da gerek Bakanlar Kurulu'nda özellikle ve sonrasında yapılan ve yaptığımız güvenlik toplantılarında Türkiye'nin bu ve benzeri sıkıntıları bir daha yaşamaması için, travmaları bir daha yaşamaması için sistematik olarak alternatiflerin hepsi çalışılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'nın yapısı değişiyor. Sil baştan yeni bir düzen getirilecek. Karar, darbe girişiminin ardından gerçekleştirilen MGK Bakanlar Kurulu gibi kritik toplantılarda alındı. MİT'le ilgili bunların ne şekilde bağlanacağı, nasıl şekilde oluşturulacağı, ne şekilde işlerlik veya gündelik, periyodik karar alma süreçlerinin nasıl yönetilip koordineleceği ile ilgili tüm alternatifler çok sıkı bir şekilde çalışılıyor. Enerji Bakanı genel çerçeveyi böyle çizdi, çok detaya girmedi. Ama masada farklı seçenekler var. Bunlardan biri de Genelkurmay Başkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması. Eğer bu seçenek hayata geçirilirse ordu komutanlarının da ayrı ayrı doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na ya da ilgili bakanlığa bağlı olması gündemde. Jandarma İçişleri Bakanlığı'na bağlayacağız. Şimdilik sadece jandarmanın durumu kesin ama sadece asker değil, MİT'in de yeniden yapılandırılması için çalışmalar sürüyor. İstihbarat Teşkilatı'nın da doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması seçeneği güçlü. Ancak son karar henüz verilmedi. Ama sistem değişecek. Hem istihbarat yapılanması açısından hem de ordu. Atama tayin sisteminde değişiklik, askeri okulların kapatılması da dahil birçok seçenek konuşuluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin paralel örgütle mücadelesinde en kritik kararlar kuşkusuz Perşembe günü toplanacak. Yüksek Askeri Şura'da imzalanacak. Komuta Kademesi'nin göreve devam edip etmeyeceği hükümetin inisiyatifinde. Yüksek Askeri Şura ilk kez Genelkurmay'da değil, Başbakanlığın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Akın Öztürk, Orgeneral Yaş Üyesi. Yaş Üyesi Orgeneral Akın Öztürk ile 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, FETÖ'nün darbe girişimi dolayısıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklanmaları nedeniyle toplantıya katılamayacak. Şura'da ilk kez iki kor general yer alacak. Yaşta 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılması planlanan düzenlemelerin ilk adımları atılacak. Darbe girişimiyle ilişkili oldukları iddia edilen 100'ü aşkın general ve amiralle 1000'i aşkın subay ve as subayın durumuna ilişkin karar verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dereyi geçerken at değiştirilmez ifadesiyle terör örgütüyle mücadelesi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'nda değişiklik olmayacağı mesajını vermişti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılacak. Yerine bir orgeneral ataması yapılıp yapılmayacağı ise şu an için belirsiz. Bunun nedeni jandarmanın İçişleri Bakanlığı'na tamamen bağlanacak olması. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatılmıştı. Bir yıl daha uzatılmazsa yerine Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin atanması bekleniyor.
Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı vekili olan 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar'ın Ankara'da görevlendirilebileceği belirtiliyor. O hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararname ile Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarına askerleri kamu görevinden çıkarma yetkisi tanındı. Bu nedenle Şura'nın en önemli görevi FETÖ terör örgütü üyesi olan, darbeyle ilişkilendirilen ya da darbecilere karşı ikircikli tutum sergileyen tüm general ve amirallerin yerine yeni atamalar yapmak. Kuvvet komutanlıklarında darbeye katılmasa da pek çok general bulundukları görevden alınmıştı. Yerlerine yeni atamalar askeri şurada kesinlik kazanacak. Silahlı kuvvetlerde general amiral sayısı 358. Bunlardan 126'sı darbe girişiminin ardından tutuklandı. 68'inin ismi terfi dosyasındaydı. Bazıları fiilen suça karışsa da bazıları için yargı sürecinin bekleneceği belirtiliyor. Askeri Şura, TSK'daki general amiral sayısını personel kanununda belirtilen 301'e çekebilir. Hemen altını çizelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderleri kabul ettiği o zirve sürüyor. Saat başında başlamıştı. Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli an itibarıyla Beştepe'deler. Bu görüntüler eşliğinde başlayan zirve sürüyor. Saat başına devam edeceğiz. Merhabalar, saatler 15'i gösteriyor. 25 Temmuz 2016 takvim yaprakları günlük notlarına iki sıcak noktadan başlayacağız. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe'deki liderler zirvesi sürüyor. Bir saati bulduk. Murat Pazarbaşı o noktadan son bilgileri aktaracak. Bir yandan da gözümüz kulağımız tabii Adliyeler Cephesi'nde. Orgeneral Hulusi Akar dün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen ve 2,5 saat süren bir görüşme yapmış olan Genelkurmay Başkanı, darbe sırasında rehin alınan Orgeneral Hulusi Akar tanık sıfatıyla ifade verdi. Son derece önemli kritik notlar var. Bunları da Serhat Dal'dan alacağız ama önce Beştepe diyelim. Murat Pazarbaşı, bir yandan ilk fotoğraflar, hemen sonrasında ilk görüntüler paylaşıldı. Son derece sıcak bir karşılama ve o anlara, o salona yansıyan görüntüler var. Devam ediyor mu hala zirve? Devam ediyor. Sen de belirttin Saynur Tezer. Bir saat geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam alanında, makam odasının bulunduğu alanda gerçekleşiyor o görüşme. Cumhurbaşkanı makamın girişinde karşıladı. Üç ismi, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla gelen Binali Yıldırım'ı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi sıcak bir şekilde karşıladı. Üç isimle de tokalaştıktan sonra kendileri için ayrılan alana geçtiler ve saat 14.05'ten bu yana da o alanda, o odada gerçekleşen görüşme, kritik görüşme devam ediyor. Görüşmenin öncesinde yansıyan bazı bilgiler vardı. Cumhurbaşkanından gitti bu davet, bu görüşmenin daveti. Genel Sekreter Fahri Kasırga'nın imzasını taşıyan birer mektupla liderler buraya davet edildi. Cumhurbaşkanı daha önce çeşitli vesilelerle gerek yaptığı konuşmalarda gerekse 15 Temmuz darbe girişiminin ardından telefon açarak teşekkürlerini iletmişti liderlere. Takındıkları tutum, darbe karşıtı görüşleri nedeniyle teşekkür etmişti. Bir kez daha bu görüşme öncesinde ve bu görüşme sırasında da teşekkürlerini yineliyor Cumhurbaşkanı. Sözlü olarak birinci ağızdan bir kez daha teşekkür ettiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda 15 Temmuz'dan bu yana yaşanan gelişmeler yine Cumhurbaşkanı tarafından liderlere aktarılıyor. Olağanüstü halin ilan edilmesinden sonra hükümet ve devlet ne gibi adımlar atacak? Önümüzdeki süreçte paralel devlet yapılanması ve Fethullahçı terör örgütüyle mücadele konusunda neler yapılacak, neler hayata geçirecek, bunların ele alındığını söyleyebiliriz. Ortak kanı, birlik ve beraberliğin Türkiye için hayati önem taşıdığı ve bunun devam etmesi için liderlere düşen görevler üzerinde de görüş alışverişinde bulunulduğunu söyleyelim. Peki liderler hangi mesajları verecek? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu toplantı öncesinde partisinin MYK'sını topladı ve burada dün Taksim'de gerçekleştirilen mitingde dile getirdiği manifestoyu Cumhurbaşkanı'na vereceğini ifade etti. Tüm partilerin ve hükümetin öz eleştiri yapmasını dile getirecek şu anda gerçekleşen görüşmede. Ayrıca siyasilerin bundan sonraki süreçte darbeye karşı halkın ortaya koyduğu ortak mutabakata uygun hareket etmesini isteyecek. İşkence ve kötü muameleye müsamaha gösterilmemesi konusunda da uyarıları olacak ve yine bu görüşmede yer almayan HDP'nin de buraya davet edilmesi gerektiği görüşünü bu şu dakikalarda gerçekleşen görüşmede söyleyecek Kemal Kılıçdaroğlu. Milliyetçi Hareket Partisi de özellikle en başından beri darbe karşıtı yaptığı açıklamalarla dikkat çekti Bahçeli. Hükümetin yanında yer aldıklarını, olağanüstü hal konusunun yerinde olduğunu ve bundan sonraki süreçte de Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40 milletvekiliyle hükümeti bu Fethullahçı terör örgütüyle mücadele konusunda destekleyeceğine ilişkin açıklamalar yaptı. Bitiminde bir açıklama olacak mı? Liderler özellikle kendi açılarından şüphesiz kameraların karşısına geçip değerlendirmeler yapacaklar. Onları aktaracağız. Birlik ve beraberliğin Türkiye için önemli olduğu vurgusunun ön plana çıktığı bu görüşmenin, birlik mesajının verildiği bu görüşmenin detaylarını ilerleyen dakikalarda aktaracağımızı söyleyelim ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan sözü yeniden İstanbul'a bırakalım. Murat Pazarbaşı, teşekkürler. Dönelim Ankara'da bir başka, gözlerin üzerinde olduğu bir başka adresi Ankara Adliyesi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, o darbe gecesinde rehin alınan, başına silah dayanan, boğazı kemerle sıkılan, ne olursa olsun o bildiriyi eline bile almamış olan Genelkurmay Başkanı şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. İlk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa 24 kanalına verdiği mülakatta öğrenmişti Türkiye. O gece Genelkurmay Başkanımızı, kanaat önderimizi de sizinle görüştürelim diyerek Fethullah Gülen'le görüştürmeye çalışmışlar. Artık bunun ne gibi bir belgesini istiyor Batı demişti. Genelkurmay Başkanı'nın şikayetçi sıfatıyla verdiği ifadede o isim de netleşti. Ayrıntılar için dönelim. Ankara Adliyesi'nde Serhat Dal bizleri bekliyor. Serhat. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ifadesinde ilk olarak darbe teşebbüsü kimden öğrendiğini anlatıyor. Mehmet Dişli'den öğrendiğini söylüyor ve sonrasında gösterdiği tepkiyi anlatıyor. Hiddetle bağırdığını, çağırdığını, engellemeye çalıştığını, ikna etmeye çalıştığını söylüyor. Ancak ikna edemedim diyor. Kendisini Fethullah Gülen'le kimin görüştürmeye çalıştığı konusuna da ifadesinde açıklık getiriyor. O ismin Hakan Evrim olduğunu açıklıyor ifadesinde. Akıncı Jet Üssü Komutanı Tümgeneral Hakan Evrim, dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürürüz gibi bir şey söyledi. Ben kimseyle görüşmem diyerek ters dedim. Ardından da Akıncı Üssü dışındakiler odayı terk ettiler diyor. Ve saatler boyunca darbe teşebbüs edenlere kullandığı ifadeleri anlatıyor. Silahlı kuvvetlerin tarihine leke sürdünüz. Gideceğiniz tek yer Cumhuriyet Savcısı, askeri savcı inzibattır. Gidip teslim olun, beni de gönderin şeklinde daha da hiddetle birkaç kez haykırdım. Hiç cevap vermediler diyor. Yol yakınken dönün uyarısı yaptığını anlatıyor. Ancak saatler ilerledikçe darbeci hainlerin morallerinin zaman ilerledikçe çöktüğünü gözlemliyordum ifadesini kullanıyor. Ve özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda toplananlara hitap ettiğinde bütün ümitlerini yok etti diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplananlara hitabının karşımda Kubilay ve Mehmet hatırlıyorum. Sinmiş vaziyetteydiler. Gözlerinde korku ve endişe vardı diyor. Ve şu tespiti de ifadesinde çok net bir şekilde yapıyor. Darbeye teşebbüs edenlerin Fethullahçı terör örgütü mensubu olduklarına inanıyorum diyor. Ve bu teşebbüsü yapmalarının nedeni olarak da Ağustos şurasında örgütün büyük darbe yiyeceğini anlamaları nedeniyle böyle bir teşebbüse kalkıştıklarını ifade ediyor Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar. Serhat Dal, teşekkür ediyoruz. Şimdi yurt çapındaki operasyonlara bakalım. Gözaltılar, aramalar, tutuklama haberleri gelmeye devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü darbeye teşebbüs soruşturmasına göz attığımızda Ankara Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na operasyon düzenlendiği bilgisi var ve 51 asker gözaltında. Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Ankara'daki Polatlı Çarşı Camii'ne baskın düzenlendiği öne sürülen biri başçavuş olmak üzere 51 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan erbaş, uzman çavuşlardan oluşan askerler Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aynı soruşturma kapsamında daha önce de bir yarbay ve bir yüzbaşı gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
darbe girişimi soruşturması kapsamında zaman zaman askeri birliklerde de malum aramalar yapılıyor. Son haber İzmir'den geldi. Aranan yer Foça'daki Deniz Üst Komutanlığı. 201 asker gözaltında. Arama İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Baton'un başlattığı soruşturma kapsamında gerçekleşti. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri TOMA eşliğinde yaklaşık 20 polis minibüsüyle saat 11 sıralarında Foça Deniz Üst Komutanlığı'na girdi. Polis ekipleri askerlerin lojmanlarında inceleme yaptı. Bazı bilgisayarlara el konuldu. Güvenlik kamerasının kayıtları alındı. 201 asker de operasyonun sırasında gözaltına alındı. Şüpheli askerler Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 15 Temmuz gecesi denize açılan gemilerin ve diğer şüpheli personelin incelendiği belirtiliyor. Soruşturma kapsamında daha önce Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuamiral Yaşar Çamur da gözaltına alınmıştı. Ankara Adliyesi'ne bakmıştık. Dönelim İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne. Darbe soruşturmasında aralarında Nazlı Ilıcak'ın da olduğu 42 gazeteci hakkında yakalama kararı verildiği bilgisi vardı. Akademisyenlere yönelik soruşturma ve son detayları için bir kez daha Çağlayan Adliyesi'nde Göksel Göksu karşımızda. Göksel, hem rakamlar hem de son gelişmelerle sözü sana bırakalım. Saynur, o yakalama kararını, gazetecilerle ilgili yakalama kararını İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talebi üzerine suç ceza hakimliği verdi. 42 gazeteciden Nazlı Ilıcak'ın arandığını biliyoruz. Bodrum'a sabah 05 saatlerinde ulaştığı MOBESE kameralarına yansımıştı. Gerek evinde gerek yakınlarının evinde yapılan aramalar sonucunda Nazlı Ilıcak'a ulaşılamadı. Ancak yakalanan 5 isim var. O isimler Yakup Sağlam, İbrahim Balta, Seyit Kılıç, Bayram Kaya ve Cihan Acar. Aynı zamanda 11 ismin de yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğer isimlerle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Medya ayağı böyleydi. Ancak 4 yönlü bir soruşturma yürütülüyor 15 Temmuz gecesi darbe girişimine dair. Onlardan biri de biliyorsunuz eğitim ayağı. Geçtiğimiz hafta içinde çok sayıda eğitim kurumunun kapatıldığını biliyoruz. Aynı zamanda gözaltılar da vardı. Bugün bir yenisi eklendi. 5 ayrı ilde yapılan operasyonlar kapsamında 31 akademisyen, ki aralarında profesörler de var, gözaltına alındı. Burada ilginç bir ayrıntıyı paylaşmakta yarar var. O akademisyenlerin ofislerinde ve evlerinde yapılan aramalar sırasında birer dolarlık banknotlar bulundu. Bu daha önceki aramalarda ve gözaltılarda da bulunmuştu. O banknotların bir anlamı olduğu yönünde gelen bilgiler, birbirlerini tanımaları için örgüt üyelerinin yanlarında birer dolarlık banknot bulundurduğu yönünde tahminler var. Bu yönde veriler var, bilgiler var. Evet, onun dışında bir başka ayağı var. Şüphesiz yargı ayağı. Hakim ve savcılarla ilgili yürütülen soruşturmaları, tutuklamaları yine geçtiğimiz günlerde getirmiştik ekrana. Bu kez avukatlarla ilgili var. 40 avukat hakkında gözaltı kararı olduğunu söylemekte yarar var. Bunun dışında ana omurgasını bu soruşturmanın oluşturan biliyorsunuz askeri ayağı. Askeri anlamda çok sayıda gözaltı ve tutuklamalarla geçmişti geçen hafta ve çok kişi sayıda asker tutuklandı. Çok az kişi serbest bırakıldı adli kontrol şartıyla bile olsa. Bu yönde yapılan müracaatlar, yani serbest bırakılanlara savcı itiraz etti. Pek çoğu yeniden tutuklandı. İşte onların hepsi şu anda Silivri cezaevindeler ve dünden bu yana Silivri cezaevinde yeni bir süreç başladı. Yeniden sorgulama yapılıyor savcılar orada. Bugün 25 savcı daha Silivri cezaevine gitti. Rütbeliler de dahil olmak üzere tutuklananların yeniden ifadesine başvuruluyor. Yeniden sorgulamaları yapılıyor ki emniyet yetkililerinden elimize ulaşan bilgilere göre şu ana kadar İstanbul'daki tutuklananların sayısı 2135'e ulaştı ki yaklaşık 4000 kişi de gözaltına alınmıştı. Saynur. Göksel Göksu, teşekkür ediyoruz. Dönelim yurt çapındaki son duruma. Darbe girişiminin ardından gözaltı işlemleri sürüyor. Son olarak gözaltına alınanlar arasında akademisyenler, askerler ve bir de eski vali var. O vali Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan Mardin eski valisi Turhan Ayvaz. Ayvaz Bodrum'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilecek. Askerlerle ilgili işlemler de sürüyor. Kars'a son alınanlarla birlikte gözaltındaki askeri personel sayısı 306'ya ulaştı.
İzmir'de soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 askerle Bursa'da 19 polis ise adliyede. Diyarbakır'da haklarında yakalama kararı çıkarılan Dicle Üniversitesi'nde görevli 55 kişiden 38'i yakalandı. Tokat'ta eski Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Şemsettin Şahin ve bazı doktorların da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Antalya'da ise 14 gazeteci gözaltında. Van'da örgütün sözde mütevelli heyeti olarak bilinen 13 kişi, Aydın'ın Nazilli ilçesinde ise örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla 2 iş adamı gözaltına alındı. Eski vali Bodrum'da gözaltına alındı. Gazeteci Nazlı Ilıca Kındar aralarında bulunduğu 42 gazeteci için yakalama kararı var demiştik. Bodrum'daki evinde de aramalar yapıldığı bilgisini almıştık. Bodrum cephesindeki son bilgileri, hareketliliği. Doğan Haber Ajansı Bodrum Büro Şefi Yaşar Anter'e soralım. Yaşar, son bilgiler nedir acaba? Darbe girişimiyle ilgili operasyonlar Bodrum'da da hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Çeşitli yerlerde sağlık güvenlik, jandarma ve polis ekipleri aramalara başladı. Gözaltı kararlarının ardından gazeteci yazar Nazlı Ilıcak da bu sabah saatlerinde 5 sıralarında Bodrum'a giriş yaptığı öğrenildikten sonra Güvercinlik Mahallesi'ndeki villasında jandarma ve polis ekipleri arama yaptı. Arama çalışmaları şu anda hala devam ediyor. Ancak Nazlı Ilıcak'ın izine rastlanamadı. Yani Nazlı Ilıcak evinde bulunamadı. Bu arada Nazlı Ilıcak'ın yaz aylarında sık sık tekneye binerek seyahate çıktığını bilen sahil güvenlik ekipleri de denizden aramalar yapmaya başladı. Nazlı Ilıcak'ın Yunan adalarına da geçmiş olabileceği iddia edilirken bu arada yine Bodrum'un Umurca Mahallesi'ndeki bir sitede tatil yapan eski Mardin valisi ki 2011-2013 yıllarında Mardin'de valilik yapmıştı. Turhan Ayvaz gözaltına alındı. İşlemlerinden sonra Mardin'e gönderildi. Şu anda Bodrum'da sahil güvenlik denizden ve havadan polis ve jandarma ekipleri de karadan arama çalışmalarını sürdürüyor sayın. Teşekkür ediyoruz. Gelin tekrar İstanbul'a dönelim. İlginç bir yöntem. Zaten Türkiye bunları nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu her ayrıntıyla sarsılarak öğreniyor. Şimdi darbe girişimcilerin söz konusu örgüt elemanlarının birbirleriyle iletişim için, birbirlerini tanıyabilmeleri için büyük bir gizlilik hakim belli ki. $1 banknotları kullandığı söyleniyordu. Hemen dönelim. Emniyette arkadaşımız Pınar Çıtak bizi bekliyor. Pınar'a hemen soralım. Sanıyorum bağlantımızda bir sorun var. Arkadaşlarımız tekrar hazırlasınlar. Evet, şu anda hazır olduğunu söylüyorlar. Evet Pınar, birbirlerini tanımak için $1 banknotlar kullanıldı demiştik. Şimdi senden dinleyelim detayları. Sanırım onların yanındasın. Evet, biz Vatan Caddesi'ndeyiz, Emniyet Müdürlüğü'ndeyiz, B bloktayız. Şimdi o ele geçirilen, daha doğrusu Fethullahçı terör örgütü ve paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen ve aynı zamanda bu yapılanmaya örgüt olanların, bu yapılanmaya üye olanların birbirleriyle iletişim kurmak için kullanmış oldukları, bakın, $1 banknotları görüyorsunuz. Üstlerinde bazı ibareler var, hemen göstereceğim. Bir tanesinin üzerinde F var, bir tanesinin üzerinde B var. Bunlar aynı zamanda bu dolarları üzerinde taşıyan insanların rütbeleriyle ilgili, yani üst düzey olduğu söyleniyor. F'ler, B'ler, kimlerin hangi görevde, cemaat yapılanması içerisinde hangi görevde olduğunu bize anlatıyor. Tabii onların arasında da yine iletişim kurmak amacıyla bir iletişim şekli bu ele geçirilen dolarlar üzerindeki harfler. Bunlar nerede ele geçirildi? İstanbul Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince Fethullah Terör Örgütü ve PDY, yani paralel devlet yapılanması terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda ve soruşturma kapsamındaki aramalarda İstanbul Üniversitesi'nde aramalar yapılmıştı. Daha önceki yayınlarda da söylemiştik ve İstanbul Üniversitesi'nde
akademisyenler gözaltına alınmıştı. 31 akademisyenin gözaltına alındığını söylemiştik. Şüphelilerin hem ikametlerinde hem de İstanbul Üniversitesi'ndeki odalarında yapılan aramalarda bulunan belgeleri şu an kameraman arkadaşım Ahmet Akpolat sizlere gösteriyor. Bunlar örgütsel dokümanlar, aralarında dijital materyaller var ve Fethullah Gülen tarafından okunduğu ve örgüt mensuplarına gönderildiği bilinen, örgüt mensuplarının konum ve birbirlerini tanımalarını sağlayan 1 dolarlık 10 adet banknot da ele geçirilmişti bu aramalar sırasında. İşte o banknotlar da gördüğünüz gibi sergileniyor. Bu banknotların üzerinde yayının başında da söylediğim gibi bazı harfler var. F, B ve S harfleri var. Özellikle S harfinin bulunduğu banknotların cemaat yapılanması içerisindeki kişilerin en üst düzey görevde olduğunu anlatan işaretler olduğunu biliyoruz. Pınar, bir parantez açalım. Aramalar devam ediyor. Pınar beni duyuyor mu? Evet Pınar, şimdi izleyicilerimizin de daha net senin aktardığın bilgileri daha net kavrayabilmesi için şimdi bu 1 dolarların üzerinde bir seri harfi var. Bu Fethullahçı terör örgütü söz konusu bu içindeki elemanları özel o serileri seçmiş değil mi? Onu anlıyoruz. C serisi var. İşte F serisi var. S serisi var. Özellikle bu banknotların serilerine göre bir derleme yapılmış. S serisinde olanlar az önce söylemiştin. En üst düzey midir artık neyse örgüt yapılanmasına göre. Buna göre sıralanmış. Yani bunun içinde özel bir derleme yapılmış ve böyle dağıtılmış. Onu anlıyoruz. Evet. Evet, aynen öyle Saynur Tezel. Hem de bu dolarların Fethullah Gülen tarafından okunduğu ve cemaat yapılanması içerisinde belirli görevlerde olan kişilere dağıtıldığı bilgisi var. Biraz önce de gösterdik. Üzerinde F, B, S gibi harfler var. İşte bu F, B, S gibi harfler aslında cemaat yapılanması içerisinde üst düzey görevlerde olan kişileri simgeliyor. Onlar da bu şekilde iletişim halinde oluyorlar. Birbirlerini bu şekilde tanıyorlar. Bunu da bir detay olarak aktaralım. Bu dolarlar ve aynı zamanda aramalar sonucunda ele geçirilen biraz önce de canlı yayında gösterdiğimiz örgütsel dokümanlar aynı zamanda dijital materyaller şu anda Vatan Caddesi'nde Emniyet Müdürlüğü'nde sergileniyor. Beyblok'tayız biz. Tabii Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince bu aramalarda ele geçirilmişti. Pınar Çıtak, teşekkür ediyoruz. Şimdi Yunan Adaları'na mı geçti? Yunan Adaları'na daha önce 8 darbeci asker sığınmıştı. Yakalanacaklarını anlayınca onları 2,5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Onların geri dönüşü iadesini istiyoruz ama iade edilir mi bilinmez. Niye? Çünkü idam cezası tartışması var. Bir yandan da kamudaki operasyon sürüyor. İşte bu iki önemli konuda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. Terör örgütü FETÖ, işte bununla irtibatlı personel mercek altında dedi. Bize de sızmış hainler dedi. Görevden alınacak, bunlar temizlenecek dedi. Üstelik büyükelçilerin de bunun içinde olduğunun mesajını verdi. Dün akşam Konya'da demokrasi nöbetinde konuştu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Bugün katıldığı canlı yayında da o çerçeveyi netleştirdi. Bir yandan da Dışişleri Bakanı'nın gündeminde AB'den gelen idamı tartışmayın bile. İdamı gündeminize alırsanız, idam cezası kabul edilirse AB ile işiniz kalmaz şeklindeki mesajlar vardı. Haddini bilmeli, bize yukarıdan bakmamalı Avrupa Birliği diyor Dışişleri Bakanı. Ülkenin hücrelerine yayılmış bu hainleri, teröristleri temizleme zamanı. 15 Temmuz darbe girişiminin faillerine yönelik operasyonlar konusunda bir kritik mesaj da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nda da Fethullahçı terör örgütü FETÖ ile irtibatlı olan personelin görevden alınacağını söyledi. Bunların içinde büyükelçi seviyesinde isimler bulunduğunu da açıkladı. Benim bakanlığıma da sızmış bu hainler. Hem de soruları çalarak ya da sorular verilerek girmiş. Kapasitesi yok, dil bilgisi yok. Bakanlık klasik sınavlar yapardı. Bunların döneminde test haline getirilmiş. Sorular da zor sorulmuş ama önceden verilmiş diye konuştu Bakan Çavuşoğlu. Bazı kurum ve kuruluşlardan Dışişleri Bakanlığı'na yatay geçişler de yapıldığını söyleyen Dışişleri Bakanı, örgütün bu yolla da bakanlığa sızdığını kaydetti. Değişik kurumlardan özellikle stratejik noktalara getirilerek bizim bakanlığa da yerleştirmişler. Dışişleri Bakanı, sadece geçen sene dışişlerinden başbakanlığa 34 kişi göndermişiz. Bunların FETÖ ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı dedi. Şimdi bunun çalışmasını yapıyoruz.
bakanlığımı da bu hainlerden temizleyeceğiz. Yani tüm kurumlarımızı bu hainlerden inşallah temizleyeceğiz. Bu hainler içeride olduğu sürece bize huzur olmaz. Dün akşam Konya'daki demokrasi nöbetinde Dışişleri Bakanlığı'nda temizlik mesajı veren Bakan Çavuşoğlu, bugün katıldığı Habertürk canlı yayınında da bir dönem Dışişleri Bakanlığı personel dairesi ve bakana yakın çalışan isimlerin örgütlenmeyi yönettiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, büyükelçiler nezdinde görevden almalar için de çok titiz çalıştıklarını, 3-4 koldan inceleme yapıldığını kaydetti. Kaçanların da izlerini sürüyoruz. Oralardan da yakalayıp ensesinden tutup getireceğiz, hesabını soracağız. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gündeminde darbe girişimi ardından başlayan idam tartışmasında AB cephesinden gelen uyarılar da vardı. Bunlardan sonuncusu olan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker'in idam geri gelirse Türkiye ile müzakereler anında durur. İdam cezasının olduğu bir ülkenin Avrupa Birliği içinde yeri yoktur sözlerine gönderme yapan Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye ders verir gibi açıklama yapmamaları gerekir dedi ve ekledi. Türkiye ile böyle tehditvari konuşamazlar. Onların tehditlerine pabuç bırakmayız. Bunlardan 8 tanesi biliyorsunuz nereye kaçtı? Yunanistan'a. Fare gibi, korkak fare gibi sığındılar oraya bu hainler. Darbe girişimi sonrası başlayan idam tartışmasında bir uyarı da Dede Ağaç'a kaçan darbeci askerleri yargılayan Yunanistan'dan geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kochias, Türkiye'nin idam cezasını geri getirmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye'deki iç karışıklığın kazanan tarafları kaybedenlere karşı affedici olmalı deyip, hükümeti kendine hakim olmaya çağıran Yunan Bakan, Türkiye'de intikam, parçalanma ve istikrarsızlık istemiyoruz dedi. Dede Ağaç'a kaçan 8 darbeci hafta içi Yunanistan'a izinsiz girmekten 2,5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Darbecilerin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğine ise sığınma talepleri görüşüldükten sonra karar verilecek. Değerlendirmenin haftaları bulabileceği söylenirken, idam cezasının yeniden gelmesi olasılığının Yunanistan'ın bu kişileri iade etmesi önünde engel teşkil edeceği söyleniyor. Şimdi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele basan timde yer alan ve olay günü Skorsky helikopterden açtığı ateşli iki koruma polisini şehit ettiği iddia edilen Denizkurmay Yüzbaşı Haldun Gülmez tutuklandı ve vermiş olduğu ifadede söz konusu suçlamaları kabul etti. O gece Skorsky helikopterde ağır makinalı tüfek kullanarak polis Nedim Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Polisi Mehmet Çetin'i şehit ettiği iddia edilen Yüzbaşı Gülmez tedavisinin ardından Muğla'ya götürüldü, adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Polisteki ifadesinde Skorsky helikopterdeki ağır makinalı silahı kendisinin kullandığını, darbe girişimine katıldığını ve polisleri şehit ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Bir yandan da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele saldıran firari darbeci askerler var. Aramalarda 10. güne girildi. Marmaris'te jandarma dağlarda polis ilçe merkezinde aralıksız çalışıyor demiştik. Yakalanabilecekler mi? Nedir SAT komandolarının kabiliyetleri ve şu anda neler yaşanıyor? Bunu emekli SAT Sualtı Taarruz Birlikleri Komandosu Sayın Ekin'le konuşacağız. Sayın Ekin stüdyoda konuğumuz. Sayın Ekin hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sen de. Şimdi 1992'de emekli oldunuz. Sizin yetiştirdiğiniz komandoların, yetiştirdiği komandolar belki. Kuşkusuz hala da bağlantınız vardı. Üzüldünüz mü bu haberi alınca? Vallahi ağlama derecesinde olduk hepimiz. Arkadaşlar çok şaşırdık. Aramızda bu tip arkadaşların nasıl yetiştiğini anlayamadık bile. Herhalde bunlar çocukluklarında falan ele alınıp yetiştirilmiş kişiler. Aşağı yukarı tahminimiz yani bir birliğimizin %10'u kadar, %9'u kadar bir rakam teşkil ediyor bunlar. Fakat bütün komutanlarımız bugüne gelen Atatürkçü'ye layık komutanlarımızın hiçbiri bunun farkına varamamış. Bizler de birlikte hocalık yaptığımız zaman böyle bir şeyin farkına varamadık. Tabii üzüntü derecemizi hiç anlatamayız. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor birlikte. Arkadaşlarla konuşurken böyle herkesin ağzı titriyor, ağlamakta herkes. Ama daha evvel de işte bu Ergonokon'dan falan içeri konan arkadaşlarımız var. İşte Ali gibi,
Bektaş gibi, Ercan gibi, Levent gibi. Kendisinin de açıklamaları yansıdı. Çok üzüldük. Şimdi bu çocukları aldıkları zaman zaten herkes ağlamaya başladı. O kadar vatanını, milletini, ülkesini, halkını seven çocuklar ki, yani öl deseniz bugün gider ülke için ölecek tip biri. Biz tuttuk 5 sene çürütmeye attık içeri. Tabii bunlar üzülecek acı şeyler ama zararın neresinden dönerseniz kârdır derler ama bir de bunların ailelerine ve kendilerine yapılan yıkım tabii çok fazlaydı. Ama yine de bu çocuklar pes etmedi. Zaten pes etmek bizim eğitimimizin, etmemek eğitimimizin bir parçası. Her ne olursa olsun asla pes etme diye yetiştirildik bizler yıllarca. İşte bu çocukları ormana bırakın, ormanda 3 ay yaşarlardı. Denize bırakın, aşağı yukarı 7 mil, 10 mil yüzerler. Hani onlar için bir Yunan adasına yüzmek mesele değil, bir havuzdan karşıya geçmek gibi bir şey. Evet, şimdi ben şunu soracağım efendim. Sizin, tabii ki sizi kamuoyu gayet yakından tanıyordur ama bir böyle sizi anlatmak da çok zor. Hani programlar yetmez ama şöyle bir satır başlarını vermek istiyorum. Çünkü o zaman SAT komandoları nerede olabilirler? Yakalanabilirler mi, yakalanmazlar mı, yakalanamazlar mı? Onu da anlamış olacağız. Şimdi 14 dalda Guinness Rekorlar kitabına girdiniz. Hala spor yapıyorsunuz. Evet. Yaşınızı tahmin etmek çok zor. 74 oldu. Nice yıllara diyelim. Allah uzun ömürler versin. 15 spor branşında madalya kazanmış. Dünyanın tek yaşlı sporcusu ünvanı evet. Elinize tutuyorsunuz. Aynı zamanda judo milli takımı baş antrenörsünüz. Şimdi öyle bir baktığımızda, o cepheden baktığımızda Levent Bektaş Ergenekon'da gerçekten çok çekmiş olan bir SAT komandosu. Hiç yakalanmayabilirler diyor. Evet, Yunan adalarına yüzmüş olabilirler diyor. O da çok üzüldüğünü paylaşıyor. Çünkü yani nihayetinde böyle bir SAT komandosunun yetişmesi milli servet. Milyon dolarlar harcamak lazım böyle çocukları yetiştirebilmek için. Evet. Yakalanabilirler mi sizce? Yok. Yakalanamazlar. Yok. Yani öyle bir çocuklar ki bunları lağıma atın. Lağımdan bir hafta çıkmazlar. İşte logarlarda biliyorsunuz eğitim alıyorlar. Logara atıyorsunuz. 3 gün logarda yaşıyorlar. Bunlar işte kümeslerde hayvan artıklarının, dışkılarının yapıldığı yerlerde bir hafta kalabilecek şekilde. Ve bunlar her gece 1 saat uyuyup 23 saat koşacak, yüzecek şekilde yetiştirilmiş savaş makineleri. Dolayısıyla ruhlarında da eğitimlerinin bir parçasında da never quit deriz. Asla pes etmeme yatıyor tabii. Ve işte her zaman derler dünya askerleri, diğer dünyanın komandoları bunlar için imkansız işte yoktur diye. Yani bir kelimedir, yalnız bir kelimedir diye. Çok ağır eğitimlerden yetişiyorsunuz. Düşünün bizim kursta biz 244 kişi başladık. 17 kişi bitirebildik. Geçen bir SAT kursu yapıldı. Bir arkadaş mezun olabildi. Yani yüzlerce insanın arasından seçiliyor ve bir kişi, üç kişi, beş kişi mezun olabiliyor. Bunlar da bu ülke için, vatanı, devleti, devlet büyükleri için canını verecek insanlar olarak yetiştiriyor. Böyle bir eğitim alıyor. Ama ne kadar acı ki Cumhurbaşkanı'nın canını kastediyor. İşte burada en üzücü şekil, yani bunların birlikte farkına varılmamış şekli. Neden farkına varılmadı diye düşünebiliyoruz ve üzülüyoruz da. Bakın, biz her sene kuzu bayramı yapıyoruz. Bütün emekli satlar, 80 yaşında hocalarımız, biz 74, 22 yaşında yeni mezun olmuş komando toplanırdık. Birliğin dışında bir yerde piknik yaparız, eğleniriz falan. Şimdi 8-10 senedir bunu yapamıyoruz, bir araya gelemiyoruz, hatıralarımızı paylaşamıyoruz. Çünkü 2007'den beri başlayan bu kumpas davaları sürecinden evet, mi? Demek ki bu arada yani böyle ufak tefek hissedilen şeyler var ki bir araya gelinemiyor ve üzülüyor insan tabii buna. Şimdi siz düşünün, devlet büyükleriniz için, devletiniz için, ülkeniz, halkınız, milletiniz için canınızı vermek için yetiştiriyorlar size. Ama bu 100 kişinin arasında 9 tane böyle bir insan çıkabiliyor. Bu da herkes ağlamaklıydı birlikte. Telefonlaşıyoruz da yani. Bu olaydan sonra değil mi? Darbe girişiminin en büyük birliği, bakın en iyi birliği. Neden en iyi birliği? Dünya pentatlon şampiyonu bu birlikten şampiyonları. Tabanca da Avrupa şampiyonu, tüfekte bu birlikten. Yüzme, dalma, paraşüt, en alçaktan atlama, en yüksekten şampiyonları bu birlikte. Ve bu birliğin sayısı fazla değil ama düşünün, paraşüt milli takımına 3 tane denizci paraşütçü var. Halbuki bunlar denizci. İşte halter, judo, karate, tai boksu, atış ve işte traversler yapılıyor. Şimdi bunu sizin söylemeniz çok önemli. Dünyanın en iyi komandosu. Tabii ben içinden yetiştiğim için söylemiyorum. Çünkü bakın
Ben işte uydurmalardan biriyim. Ama 16 tane dünya rekorum var benim. Ne yapmışım? Boğaz Köprüsü'nden atlamışım. Suya çarpmaya 18 metre kadar paraşüt açmışım. Mersin'den Kıbrıs'a su altından yüzmüşüm 38 saatte. Boğaz'ı 3 kere su altından geçtim. İşte 18 saat vesaire. Rodos Adası'ndan müsaade etmediler. 103 mil açından kaymakam müsaade etmedi. Oradan Marmaris'e yüzdüm. 24 saatte 4627 kilo ağırlık kaldırdım. Yani 379 ton ağırlık kaldırdım. Ve yine bir rekorum var. 24 saatte 4627 judocuyu attım. Judo Federasyonu'nun tertip ettiği. Şimdi böyle birisi ki benden çok iyileri var. Ben ortalarda vasat olanlardan bir tanesiyim. O kadar kıymetli çocuklar var ki. Bunlar mesela mesai bitiyor, dışarılara giderler, judo, karate yapmaya, jimnastik çalışmaya, performanstan eritmeye, özel paraşüt atlamaya gidenler var. Geçenlerde bir tanesi hani Felix Baumgartner atladı ya, evet. 39. Onun rekorunu kırmak için çalışan arkadaşlar var içimizde. Düşünün, ben 117 tane sakatlığım var, çatlak patlak, kırık çıkık, yırtıklar, omuzlar vesaire. Yine de bugün çağırsalar görevime, Cumhurbaşkanımı, Başbakanımı, devlet büyüklerimi, ülkemi korumak için seve seve giderim, görevi yaparım ve benim gibi böyle yüzlerce arkadaşımız var. Ama hani bir çürük yumurta çıktı diye bütün yumurtalar çürük oldu demek değil. Benim vermek istediğim mesaj halkımıza, bunlar çok kıymetli çocuklar. Zannetmeyin ki böyle 3-5 tane çıktı diye bütün hepsi böyle değil. İnanamazsınız zaten. Leventler, Alileri falan, evet, görmüşsünüzdür, Ercanları. Bunlar bizim talebelerimizin talebeleri de ama boynuz kulağa geçer. Bizden çok ileri seviyede yetiştirdiler çünkü imkanlar daha iyi. Ben NATO'da birinci olunca da bu kurslarda, SAT kursunda, Vietnam Yılları Savaşı'nda beni Amerika'ya yolladılar. Vietnam Savaşı yıllarında NATO çerçevesinde orada Amerikalılarla ABD'de çalıştım. ABD'de Vietnam Savaşı sırasında... Evet, gerilla savaşları kurdum. Yani bu işler benim işim. Hani, evet, planlaması vesaire... Bunun planlamasında o kadar çok yanlışlıklar var ki, iyi ki büyük yanlışlıklar yapmışlar. İyi böyle. İyi ki de yanlış yapmışlar. İyikiler yapmışlar. Yani biz bunlara böyle şeyler öğretmedik. Bir, ikincisi de çok aptalca bir şeyler yapıyorlar. Bunun yani sonunda düşünmeyecekler mi insan, vicdan azabından yıllarca yaşayamayacak. Bir de söylemek istediğim başka bir şey de, bir insanı öldürürseniz o kurtulur bir kere. Ama bunu bir zindana atarsanız, yani bir insan idam ederseniz bir kere ölür. Ama bunu zindana vesaire atarsanız binlerce kere ölür, her gün ölür. Dolayısıyla verilecek en büyük cezalardan bir tanesi de ona her gün acı çektirmek, her gün yaptığının ne kadar yanlış olduğunu öğretmektir. O yüzden... Yakalanırlarsa eğer ki yakalanamazlar diyorsunuz. Yakalanırlarsa... Ben şimdi mesela bakın, ben 74 yaşındayım, beni atın ormana, beni hiçbir jandarma komando vesaire yakalayamaz. Çünkü aldığımız eğitim yakalanmaya müsait değil. Yani biz Amerikalılarla tatbikata gittik. Amerikalılar bizi arıyor Kara Mürsel'in dağlarında. Biz mezara gömdük kendimizi. Mezarlık vardı. Haritada mezarlık işareti vardır. Put şeklinde vardır. Girdik mezarı açtık. Mezarlığa girdik. Benim yanımda kemikler memikler falan var hatta böyle. Hatta geçenlerde ilan ettim ben. 7 gün 7 gece bir mezarda kalma rekoru vardı. Amerikalı yaptı 6 gün. Ben bunu 7 gün yapacağım diye ilan etmiştim ki yapacağım inşallah. Şimdi düşünün, böyle mezarlıkta işte kemiklerle yatan bir SAT komandosunu bulmak o kadar kolay değil. İşte bunlar kurbağa, yılan, solucan, sümüklü böcek vesaire yiyen adamlar. Ama geceliğin vesaire hareket edip gündüz saklanan çocuklar bunlar. Ve SAT komandoların eğitiminde biz hiç gündüz iş yapmayız, biliyor musunuz? Hep gece çalışırız. Gece. Bizim işimiz gecedir. Yani piyade gibi tüfeği alıp böyle gündüz işler yapılmaz. Ama... tabii şimdi herhalde ki, aramalarda böyle devam ediyordur. Bu bilgi tabii, mutlaka vardır. Gece herhalde aramalarda. Bizimkiler gece intikal yapıyorlar bir yere. Ve şimdi eğer kaçacaklarsa bunlar gece kaçacaklar bir adaya vesaire. Bizde de 3 tane bakın nokta vardır. Mesela bir operasyona teşebbüs ettiniz değil mi diyelim Marmaris'te. Birinci kaçış noktası vardır size. Rally point 1 deriz. Oradan ya helikopter gelir ya bir vasıta gelir sizi arar. 2 gün içinde oradan almadı mı gece 2'de diyelim. Buradan siz denize açılırsanız 7 mil yüzerseniz oradan sizi bir bot, bir sandal, bir motor, bir zodyak falan alacaktır. Oradan olmadı tekrar geri gelir, gece saklanırsınız. Üçüncü rally point vardır. Üçüncü kaçış noktası. Dolayısıyla eğer iyi bir organizasyon, böyle gerilla savaşları falan gördüyse benim gibi, bu çocuklar hep gece bir yerlerden bir yerlere intikal edip işte gündüzde saklanıp gündüzde bir mezara girip bir toprağın altına girip saklanan tiplerdir.
Peki. Allah böyle olmasını isterdi ama evet. Çok üzülüyoruz tabii. Şimdi efendim kaçak olanlar SAT değil, Muharebe Arama Kurtarma Komandoları. MAKTİM'leri. Evet. MAKTİM'leri. Evet. Bütün bu anlattıklarınız MAKTİM'leri için de. Şimdi MAKTİM'leri tabii yani açıkça konuşmak icap ederse bizim arka bahçemiz sayılır. SAT'ın arka bahçesi sayılır. Aldıkları eğitim SAT gibi falan değil ama tabii herkes şimdi SAT'ların eğitimleri bütün dünyada taklit edilmekte herkes tarafından. Nasıl yapılmış? Japon, Çin ve Alman eğitimine alınmış bir karma yapılmış. SAT eğitimi diye yani Navy SEAL diye bir SAT eğitimi kurulmuş. Biz öyle bir savaşçılar yetiştirelim ki yani bunlar ölüm makinesi gibi uyumasınlar, 7 gün uyumadan hareket yapsınlar. İşte aç karnına kalsınlar, su içmeden 7 gün yaşasınlar falan diye. Nitekim bu tip çocuklar yetiştiği zaman böyle MAK timleri falan bizlere kursa gelirler SAT'a. Mesela birçok Avrupa timleri, Türkiye Cumhuriyetlerinden falan bize eğitime gelirler ve bizim çocuklardan eğitim alıp gidip kendi memleketlerinde eğitim yaptırırlar. O yüzden eğer arananlar SAT'sa bulunmaları zor ama dediğiniz gibi bizim birliklerde eğitime gelip eğitim alan birliklerdense az çok bizim taktikleri biliyorlardır. Ama biz yine de her şeyi herkese öğretmeyiz. Yani bizim hani derler ya eski güreşçiler 40 bilirmiş ama 39 öğretirmiş. Dolayısıyla bu ordu içinde de böyle oluyor mu? Yani bir miktar hani birlik bakın, kendine özel saklayabilir mi? Yani o da çünkü arama kurtarma şöyledir. Harbi. Eskiden biz derdik ki ben 8. dan judo hocasıyım. Aşağı yukarı Avrupa'da 4 kişi 8.'dan. Derdik ki biz Japonlar bize öğretmez bunlar hepsini. Aslında hepsini öğretiyorlar her şeyi. Ama bize gelen timler aşağı yukarı böyle 45 gün 2 ay 3 aylık kurs görüyor ya. Her şeyi öğrenmesine imkan yok 3 ayda. Bizim zaten yalnızca kursumuz 13 ay. Bir de bir SAT olabilmek için 3 sene geçiyor. Yani bu çocuk qualification training diyoruz. Bunları yapacak falan. İşte ben biraz bir şey yapıyorum dediği zaman, ben biraz bir şeyler biliyorum dediğim zaman 5 senelik sattım biliyor musunuz? Hala bir şeyler öğreniyorum. O yüzden çok uzun vadeli, asla pes etmeyen insanların yetiştiği bir yer olduğu için zaten biz işte herkes ağlamaktaydı telefonla konuştuğumuz. Böyle bir şey o kadar üzüldük ki. Ben şahsen Türkiye'den özür diliyorum böyle insanlar çıktığı için bu birlikten ve asla bir daha böyle bir şey olacağına inanmıyorum. Ben şimdi hep bu bir dış güçler tartışması var. Çok güzel bir yere geldiniz. Olabilir mi? Şimdi ben NATO'da birinci olup da Vietnam savaşları yıllarında Amerika'da istihdas yaparken birçok hafta sonları birçok değişik yerlere gezdiriyorlardı. Bir hafta Pentagon'a götürdüler bizi. Pentagon içine filmler falan çekiyorlardı falan. Hocamız da bizim burada bize eğitim verirken, Türkiye'de SAT'ı kurarken Bob Gallagher bir Türk hanımla evlendi, bir kızımızla evlendi. Dolayısıyla bize her şeyi anlatan, bize çok yakın bir hocamız. Aşağı yukarı Amerika'nın en iyilerden. Pentagon'u gezdirirken uçak gemisine gittik. Bir hafta denizaltı, atom denizaltısına gezdirdi bizi. Tabii belli yerlerine. Pentagon'u gezerken siviller falan filmler çekiliyor falan. Bir yerde yazıyor böyle. Restricted area unauthorized personnel. Yalnız yetkililer girer diye bir tabela gördüm. Baba dedim ki, Bab dedim niye buraya gidemiyoruz? Namık dedi burada 150 tane uzman dünyanın neresine çomak sakarız da Amerika'nın menfaatine olur diye söyledi dedi. Dedim buradan başka nerede var? 4 yerde var ama ikisini daha söyleyeyim dedi. Biri Alaska'da biri Key West'te Florida'da dedi. Üçüncüyü, dördüncüyü söylemedi yani bana. Demek ki öyle yerler var ki dünyanın neresine çomak sokarız da Amerika'nın menfaatine olur diye çalışan 150 kişi orada varsa düşünün dünyanın her yerinde kaç kişi bu menfaat için çalışıyor demektir. Olabilir diyorsunuz. Olabilir. Evet, sıcak bilgi. Liderler zirvesi sürüyordu sayın seyirciler Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi'nde. Saat 18'de o liderler zirvesinin hala sürdüğü yönde bilgi var. Saat 18'de Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında. Efendim peki nerede yanlış yapıldı? Şimdi bunu çünkü tartışıyor Türkiye. Yani nasıl oldu da böyle bir yapılanmanın Türkiye'nin kalbine değil mi? Peygamber ocağı dediğimiz evet. Askerde yapılanmasına, yuvalanmasına bir şekilde seyirci kalındı veya görülemedi. Ne yapılması Görün. Lazım? Şimdi benim ilk okulla yani ilkokulu bitirip askeri okula girdiğim zaman sene 1955, 12 yaşındayım. Okula girdiğim zaman işte
ilk başladık beden eğitimi dersi, hocamız Türkiye Jimnastik Şampiyonu Muhittin Erdönmez. Abisi ilk Kore şehidimiz Muzaffer Erdönmez. Hava Harbi Okulu'na girince resmini görüyorsunuz, hava şehidi falan. Biz böyle büyüdük vatan sevgisiyle, ülke sevgisiyle, işte devlet bütünlüğümüzle ondan sonra. Fakat öyle güzel bir eğitimdi ki o zamanki asker eğitim. Yani 5 tane etüt var, mütalaa var, spor saatleri var. Ondan çıkıyorsunuz derslere, oradan kürek eğitimi, yelken, oradan çıkıyorsunuz herkes kendine. Sonra ben Üsküdar'dan Deniz Harbi Okulu'na giderdim. Aletli jimnastik takımıyla büyük abilerimizle, subaylarla çalışmaya. Düşünün, hani spor insanları bedenen, fikren, ahlaken geliştiren, jimnastik beden oyun deriz ya. Şimdi bir okulda veya ilkokul olsun, yuva olsun, girdiğiniz zaman sizi kanalize edecek müzik, sanat, spor falan vesaire olaylarıyla çalıştırırsanız, öğretirseniz bu çocuk kafasını başka böyle kötülüklere ayıracak bir imkan bulamayacaktır, bir. İkincisi, onun yanına geldiği zaman birisi ona abilik yapacak. Bu turşu gibi olmuş artık, o abiliği bile kabul etmeyecek tipte bir kişi olacak. İkincisi de yani ona devamlı dersleriyle konferanslarda okulda bize hep, biliyor musunuz, biz İstiklal Marşı'nın notalarıyla öğretirlerdi bize. Mi, sol, si, re, fa, lo, sol, sol, do, re, mi, re, si, re, do, re, do, re, la, la, do, si, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, fa, mi, fa, re, do, si, re, do, re, la, la, re, do, si, la, si, si, sol, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, sol, fa. Bir iki hata olmuş olabilir ama böyle yetişen bir çocuktan siz bunları bekleyebilir misiniz? Yani o kadar güzel bir eğitim vardı ki. Şimdi sporda da öyle. İlkokulda, yuvada falan bir çocuğu alıp güzel eğittiğiniz zaman, hani böyle aşırı uçlarda falan şeyler yapmadığınız zaman, şimdi söylemek istemiyorum, yani ona doğru böyle layık bir eğitim verdiğiniz zaman, savaş eğitimi, spor eğitimi, müzik, hepimiz bir enstrüman çalmak zorundaydık. Ben boru trompet takımı kaptanıydım. Şu andaki eğitimde bunlar ihmal mi ediyorsunuz? Yok. Bakın, burada komutanlarımın önünde söylüyorum hepsinden. Hepsi büyük hatalar yaptılar. Eskiden milli sporcular, halterciler, güreşçiler, jimnastikçiler, yüzücüler, isimlerini vereyim. Gürkan Çevik, Deniz Harbi Okulu'ndan 400 metre Balkan şampiyonu. Sadık Pekünlü, dünya halter altıncısı. Göksel Tanrısever, Deniz Kuvvetleri'nden Türkiye jimnastik şampiyonu. İşte Boray Kılıçsever, Dündar kardeşimiz var. İşte bir Namık Ekin var. Halterci Tahsin Albayrak var. Mehmet Ali Aydedeler var. Bizim ismini şimdi kısaca hatırlıyorum. Bunların hepsi Türkiye Balkan şampiyonu sporcular. Hepsi de harp okullarından çıkardı. Şu anda çıkmıyor söyleyeyim. Hiçbir tane yok. Siz duydunuz mu hiç? Bilmem ne harp okulundan yüzme şampiyonu çıktı. Bilmem ne. Hatta bir esprisi vardır. Harp okulları ve silahlı kuvvetler spor bayramı yapardık. Bir keresinde ben denizciyim ya, karacılar bizi yüzmede geçti, biz onları atışta geçtik. Düşünün, onlar bizi atışta geçmesi lazım. Onlar bizi yüzmede geçti, biz onları atışta geçmiştik. Böyle spor bayramı, kaynaşmalar vesaire ve spor, uğraş insanları birbirine en iyi kaynaştıran, en güzel aktivitelerden biri. Şimdi komutanlarımızın hepsine söylüyorum buradan, bir tane bana şey göstersinler. Balkan Avrupa şampiyonu bir tane sporcu harp okulundan yetişmiş şu sıralar. Yok. Savaş spor subayı yetiştireceğiz veya savaş astsubayı yetiştireceğiz diyorlar. Çocukları bedenen, fikren, ahlaken geliştirecek jimnastik, spor, oyun hareketleri dediğimiz spordan uzaklar. Ha, bana spor yapıyorlar diyeceksiniz. Neler yaptığını biliyor işte. Tırman, engel, geç vesaire. Biraz judo göstermelik falan. Bir tane harp okulundan, kara harp okulu binlerce kişi. Bir tane harp okulundan judo şampiyonu çıkarsınlar, göster ismini söylesin bana şimdi komutanlardan. Yok. Halbuki savaş subayı diyorsun. Judo bilecek, karate bilecek, yakın dövüş bilecek. Ama bir bunları tane bilmezlerse işte böyle. Tabii yani sizi doğru yola kanalize etmezlerse birileri. Hani bizde hemen öyle abilerimiz vardı ki, bak bizim abilerimiz üst sınıftan gelirdi. Zayıf derslerimizi çalışırdı. Benim matematiğim zayıftı mesela. Gelirdi matematik. Öteki İngilizce öğretirlerdi. Biz genç çocukları evet aldırdık. Gemicilik dersi öğretirdik. Yelken, kürek vesaire öğretirdik. Son mesajınızı alalım efendim. Vallahi ben derim ki spora ağırlık verin. Eğitime biraz daha ağırlık verin. Genç çocukları doğru yolda kanalize edin. Biraz da askeri aldıktan doğru seçelim. Ve spor yaptırın. İyi sporcudan kötü adam çıkmaz. Emekli Saat Komandosu Sayın Namık Ekin, çok teşekkürler efendim. Sağ olun, değerlendirmeyi. Çok teşekkür ederim.
Şimdi Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi'nde devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Geçtiğimiz dakikalarda yeni gelişme, son bilgi elimize ulaştı. Saatler 18'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'nda Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek. Saat başına devam edeceğiz. Bakın burada diyorsunuz ya, yıllar içerisinde birçok şey konuşulacak. Önümüzde zaman içerisinde birçok şey görüşülecek ama bazı şeyler vardır ki bunların olabilirliği noktasında bunu düşünmezsiniz. Yani bu kendi açımızdan söylüyorum. Ben örneğin şeyle ilgili söylemiyorum bunu. Onu açık söyleyeyim burada. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaveri konusundaki söylediği, onu bir kere ekipten ayrı tutuyorum. Yani Cumhurbaşkanımızın yakın çalışma ekibiyle alakalı olarak onu ayrı tutuyorum. Çünkü dediğiniz gibi şimdi bir özel kalem müdürünün, bir Hasan Doğan'ın veya yanında olan diğer arkadaşların, bir koruma müdürünün durumundaki yakınlığı ben onda görmüyorum. Ki onu bir açık söyleyeyim. Ama yine de ona da verilmiş olan bir şereftir, bir onurdur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın başyaveri olmak veya yaveri olmak. Buna ihanet etmenin zaten yani o kişi nezdinde hiçbir onurun, hiçbir şerefin olmadığını gösterir. Bunu yapmış olmanın. Dolayısıyla o açıdan o şekilde görüyorum ben onu ama önümüzdeki dönemlerde tabii birçok şey açılır. Gerekmiyor muydu yine de Cumhurbaşkanı? Hani o şey işleyişi çok iyi bilen isim olduğunuz için soruyorum. Ya saat 9 olmuş neyse ya da 9'dan biraz daha önce. Enişteye kadar araması gereken pek çok isim yok muydu? Var, bir tuhaflık var. Yok mu? Şüphesiz var. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu dile getirdi. Yani burada bir istihbarat zafiyetinin olduğu söz konusu olduğunu zaten dile getirdi. Başbakanımız da birçok şeyi açıkladı. Dolayısıyla o bilgiler ışığında tabii ki burada bir eksiklik var. Ve bu eksiklikle ilgili olarak da çok ciddi araştırmalar, çok ciddi incelemeler yapılacak ve yapılıyor. Bunu bizim kendi sistemimizin içerisinde sorgulamamız gereken bir şey. Sayın Başbakanımızın da anlattığı bazı biliyorsunuz yaşananlar var. Cumhurbaşkanımızın yaşadıkları. Yani burada ciddi anlamda bu zafiyetler tabii ki gözden geçirilecek, masaya yatırılacak ve bunların bir daha asla olmaması için gereken her türlü önlemin en sert şekilde alınacağını da herkes bilsin. Bu sistem değişikliği konusunda acaba bir karara varıldı mı? Mesela genel kurmayın Cumhurbaşkanlığına bağlanması ya da işte ordu komutanlıklarının ayrı ayrı bağlanması gibi bir takım seçeneklerden bahsediliyor. Son durum var mı? Türkiye'de zaten yıllar yılı biliyorsunuz bazı tartışmalar olurdu. Müzakerede hani fikir alışverişleri içerisinde acaba askeri erkanın Milli Savunma Bakanı'na doğrudan bağlanması, Başbakan, Cumhurbaşkanı gibi konu. Cumhurbaşkanımız zaten biliyorsunuz yasal olarak aynı zamanda başkomutandır. Zaten o gecede size bağlandığında buradan tüm Türkiye'ye çağrısını yaparken ki bütün milletimize tekrar teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Yani orada Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıya hemen cevap vererek meydanlara, sokaklara indiler. Başbakanımızın söylediği çağrıya hemen cevap verdiler. Bu anlamda zaten başkomutandır. Dolayısıyla zaten buradaki durumu açıkça bellidir. Ama bunun haricinde dediğim gibi kuvvetlerin, farklı kuvvetlerin, genelkurmayın durumunun gözden geçirilmesi tabii ki bunlar masada olan, tartışılacak olan, nasıl adımlar atılacağını göreceğimiz, atacağımız adımları da ileride açıklayacağımız şeyler olacak. Şimdi örneğin İçişleri Bakanımız jandarmayla ilgili zaten biliyorsunuz daha önce de açıklama yaptı. Jandarmanın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması konusuyla ilgili bir takım çalışmaların olabileceği. Bunların hepsi çok şimdi tabii hızlı bir süreçten geçiyoruz. Onun için iyi analiz edip iyi bir şekilde çalışılarak geleceğe yönelik olarak da bu yaşadıklarımızın ve yaşadıklarımızın içerisindeki bazı İşte mesela Başbakanımızın açıkladığı, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı detayların tekrar yaşanmamasına yönelik olarak önlemlerin alınması gereken tabii ki çalışmalar olacak. Tabii ki bunları ele alacağız. Yani düşünebiliyor musunuz? Ülkemizin Cumhurbaşkanı ve işte sizi de dile getirdiğiniz gibi bu girişimi bir aile ferdinden, eniştesinden en sağlıklı şekilde artık buna doğru gidildiğinin bilgisini alıyor. Biz de kendi açımızdan baktığımızda bazı bilgilerin biraz geç anlamda ulaşması konusunda. Yani ne oluyor, ne bitiyor, niye sizi böyle? Sizi arayan oldu mu? Beni arayan olmadı ama ben tabii bazı şeyleri duyduktan sonra benim görüştüğüm arkadaşlar oldu. Tabii
Ya arkadaşlarken soruyorum, devlet yetkilisi mi yoksa sadece hem, arkadaş hem, mı? Hem devlet yetkilisi hem de arkadaşlarımız. Yani ben arkadaşlarımız derken tabii devlet yetkililerini de kastediyorum burada. Burada bizim Samsun'daki olduğumuz esnada tabii Mevlüt Bey de bizimle beraber, Dışişleri Bakanımız da biz beraberce Samsun'daydık o gece. Orada gerçekten o da bu işin artık kesinleşmesinden sonra hemen uluslararası camiadaki tüm dostlarını, mevkidaşlarını arayarak buna karşı onları harekete geçirmek üzere yoğun bir çaba içerisine girdi. Orada yoğun bir çaba. Biz hemen daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu, vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hemen Samsun'da vatandaşlarımızla beraber meydanlara ve sokaklara çıktık. Ama bu arada tabii yaptığımız birçok başka girişimler de oluyor. Tabii bilgi alıyorsunuz. Yani resmi erkandan da alıyorsunuz. O arada bunun bir darbe girişimi olduğunun kesinleşmesine müteakip bizim olduğumuz bölgedeki en üst askeri yetkililerle temasa geçiyorsunuz. Onların durumlarının ne olduğunu öğreniyorsunuz. Çünkü biz hiçbir zaman buna destek vermeyeceklerini düşünerek onlara tabii bunu şey yapıyoruz. Verdilerse de gerekli cezayı alırlar. Ki zaten şu anda Samsun'daki bir şey için söylüyorum. Samsun'daki bir üst düzey askeri yetkili şu anda tutuklu. Çünkü telefonlarını kapatıp cevap vermeyip artık bu işin içerisinde olduğunu açıkça belli etmiştir. Siz aradınız. Ben valimizden görüştüm. Ona araması konusundaki görüşmemiz oldu. O aradı ve cevap vermedi. Ama ondan sonra da zaten gerekli önlemleri aldık kendisiyle ilgili. Hiçbir şekilde dışarı çıkamaması ilgili. Ama jandarma, Samsun'daki jandarma komutanımız ve bölge komutanlığına vekalet eden albayımız bu noktada hiçbir şekilde açık ve seçik olarak demokrasinin, hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın emrinde olduklarını açık açık dile getirdiler. Dışişleri Bakanı da beraberdik dediniz. Şimdi bir yandan da demin şey lafını kullandınız. Dünya anladı. Anlamış gibi duruyor mu Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri? Dünyanın anladığını ve anladığını ümit ettiğimiz özellikle birinci şey şu. 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir saldırı altına girdiği ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımızın da devletlerine ve milletin geleceğine, demokrasisine, hukukuna sahip çıktığını, Türkiye'deki tüm vatandaşlarımız, bu millet, bu aziz millet, Türk milleti dünyaya bir demokrasi dersi vermiştir. Ve bu anlamda da gerçekten görülmesi gereken, kaydedilmesi gereken, tarihe not düşülmesi gereken bir derstir bu. Bakın Hande Hanım, yıllar yılı gerçekten büyük bir mücadelenin fotoğrafsal anlamdaki duruşu olarak ve resmi olarak ortaya konan bir şey vardı. Neydi bu? Çin'de bir Çinli vatandaşın tankın önündeki duruşu değil mi? Tiananmen Meydanı'nda. O gece Türkiye'de bu aziz milletin birçok ferdi tankların önüne kendini siper etti. Uçakların, helikopterlerin ateşi altında meydanları terk etmedi. Bu hikayelerin hepsinin, bu yaşananların, kahramanlıkların hepsinin kayıt altına alınıp dünyayla paylaşılması gerekiyor. Bu millet çok büyük bir ders verdi tüm dünyaya. Sizin burada yaşadıklarınız, yani bu korku salmaya çalışan, sindirmeye çalışanlara karşı, ki şunu da söylememiz gerekiyor, bunlar teröristlerdir. Bunlar asla Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak görmüyoruz, değildir. O şerefli üniformayı lekeleyen kişilerdir ama onlar da şu anda işte bu çalışmalarla bertaraf edilecektir. Ama dünyanın anlamadığı bir şey daha var. Bakın, darbeye karşı, darbe girişimine karşı kınama yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte darbe kötü bir şeydir, olmaması gerekir ama... Fakat, ya bir bırakın şu amayı fakatı ya. Eğer darbeyi kınayacaksanız, darbe girişimini kınayacaksınız diyeceğiniz tek bir şey var. Biz Türkiye'de darbeye karşıyız, bunu kabul etmiyoruz. Seçilmiş hükümetin, seçilmiş cumhurbaşkanının ve demokratik kurulların çalışmasını ve onlarla muhatap oluruz. Başka kimseyi tanımayız de kapat. Bir ama demeyin, bir fakat demeyin. Şöyle olur, böyle olur. Ya Türkiye'de vatandaşlarımız, bu ülkenin vatandaşları demokrasiyi, hukuku savunmak için, sahip çıkmak için meydanlara çıktı. Meydanlarda insanlar var. Meydanlarda insanlar olacak tabii. Niye meydanlarda insanlar, onu sorgulasanıza. Çünkü demokrasisine sahip çıkıyor. Bütün kurulumlarıyla beraber. Bunu eleştirenler oldu, yok sivil darbe diyenler oldu. Belki o eleştirilere de yanıt vermek istersiniz. Buna zaten sivil darbe diyenlerle beraber bir de çok üzücü bir şey. Bazıları dedi ki neymiş efendim? Yani kelimeyi ben kullanmak dahi istemiyorum. Tiyatro diyenler oldu. Buna tiyatro diyenler kusura bakmasınlar ama dünyanın gerçeklerinden haberdar değiller. Kendileri de herhalde bu dünyada yaşamıyorlar. Bunun neresi tiyatro Allah aşkına? Yani bir F-16'nın son şeye kadar gücünü açıp da motor gücünü açıp burada patlamalar yaşatması, sokaktaki
hainlerin, teröristlerin vatandaşa silah çekmesi, cumhurbaşkanına, başbakanına, hükümetine, kurullarına karşı, vatandaşına karşı silahlı eyleme girişilmesi. Bu neresi tiyatro? Bunu nasıl söylerler? Bunu söyleyenler herhalde kendileri bir tiyatronun içerisinde yaşıyorlar. Ben bu kadar söylerim onlara. Yani daha fazlasını söylemek istemiyorum. Malum çünkü yani şimdi gerçekten ve bunu gidip de bakın şimdi yeni bir şey duydum. Onunla ilgili olarak da şimdi araştırmalarını yapacağım ama uluslararası bazı örgütler Türkiye'de insan hakları ihlalleriyle alakalı bir takım bir şeyler söylüyormuş. Söylüyorlar mıymış? Araştırma mı yapıyorlar? Yani araştırma ve söylemlerle ilgili. Şimdi bakacağım yayına girmeden önce şey verdim ama ben şunu söylüyorum. Bakın Türkiye'de 15 Temmuz gecesi darbe girişimiyle insan haklarına zaten karşı bir müdahale yapılmıştır. Ya bunu görmüyorlar. Bunu anlamak istemiyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'yi her zaman diyoruz ya farklı noktada göstermek istiyorlar. Farklı algılıyorlar. Bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü, Cumhuriyetimizin gücünü anlamak istemiyorlar. Biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Cumhuriyetimize tüm kurullarıyla, her şeyle sahip çıkmış olarak dünyanın huzurundayız. Dünyaya bu dersi bizim milletimiz verdi. Ve demokrasisi için, hukuku için bedel ödedi. 200'den fazla vatandaşımız o gece şehit oldu. Yaralananlar, gazi olanlar oldu. E bunu niye görmüyor bu dünya? Yani görmeyenler için söylüyorum. Onun için diyorum ki tekrar kınıyorsanız kınayın. Bitti, cümleyi orada kapatın. Aması, fakatı, öyleymiş, böyleymiş bunları bırakalım artık. Sayın Bakan, kendi bakanlığınızla ilgili de birkaç sorum olacak. Şimdi yurtlar. Bu el konan yurtlar yanılmıyorsam kanun hükmünde kararnameyle vakıflara devrediliyor değil mi? Bir kısmı vakıflara, vakıf olanlar, diğerleri hazineye. Peki genel olarak baktığımızda devlet yurtları açısından son durum nedir? Bunu niye soruyorum? Çünkü okullar açılacak, işte üniversiteler açılacak ve doğal olarak pek çok velinin, öğrencinin de bir takım endişeleri var. Yani yurt kapasitesi yeterli mi? O vakıflarda ne olacak? Genel bir yurtlarla ilgili bize öğrencilere bilgi verir misiniz? Şimdi şunu söylemek gerekir. Zaten 17-25 Aralık darbe girişiminden sonraki biz onu darbe girişimi olarak değerlendirmiştik ve dillendirmiştik. Ama o zaman buna inanmayanlar vardı. Bazı inanmayanlar olmuştu. İşte şimdi herhalde artık bu inanmayanlar da bunun ne kadar gerçek olduğunu gördüler. Şimdi oradan süreçten sonra göreve geldim biliyorsunuz ve ondan sonra yaptığımız çalışmalar var. O dönem bir sayı artırımına gidildi. Tabii, yoğun bir sayı artırımı. Biz şu anda şu an gün itibariyle 525-523 bin kapasitemiz var ama Eylül ayına kadar bu 550 bine çıkacak. Bu toplam kredi yurtlar kapasitesidir. Fakat zaten orada Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırlarsınız 2014 yılındaki yerel seçimler öncesi bir çağrısı olmuştu. Bu terör örgütünün yurtlarından çıkıp devlet yurtlarına geçmesiyle ilgili öğrencilerimizin. Biz o dönemde zaten ciddi bir boşalma olduğunu biliyoruz. Daha sonra yaptığımız çalışmalarda da incelemelerde bu örgütün yurtlarından çok ciddi manada ayrılmaları, kopmaları oldu. Dolayısıyla o şey ciddi manada düşmüş durumda. Bizim kapasitemizde gerçekten yoğun bir şekilde arttırdığımız için inşallah bu noktada bir sorun yaşanmayacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii şunu da söyleyeyim. Tabii bu yurtların içerisinden bizim kullanabileceklerimiz olu ise hazineye devredilecek çünkü bunlar ve vakıflar genel müdürlüğüne. Arkadaşlarımız bunun incelemelerini hemen başlatmış durumdalar. Kullanabileceklerimiz olur ise bunları talep edeceğiz. Ama tabii belli standartlarımız var biliyorsunuz Kredi Yurtlar Kurumu olarak. Ona göre bakacağız. Ama bu noktadaki çalışmalarımız da devam ediyor. Şimdi futbol konusunu açacağım. Çünkü işte Fenerbahçe'ye yönelik şike soruşturması ve benzeri bir takım söylentiler sonrasında devam eden. Şimdi tüm bu sızma girişimleri Türk futbolunda da hali hazırda var mı? Bununla ilgili başlatılacak bir belki yeni bir durum var mı? Tabii futbol özellikle federasyona yönelik de benzer bir soruyu soruyorum. Burada da bir değişiklik olacak mı bunlarla ilgili? Şimdi Hande Hanım tabii bu süreçten sonra özellikle 15 Temmuz'dan sonraki yaptığımız çalışmalar içerisinde tabii tüm kurumlar ve kurullar bu anlamda içerisinde terör örgütü üyesi barındırıp barındırmadıkları noktasında bu FETÖ terör örgütü üyesi barındırıp barındırmadıkları noktasında tabii ki çalışmalara başladık. Biliyorsunuz Futbol Federasyonu bu anlamda kendi yapısıyla kendini özellikle yapılır ama biz Futbol Federasyonu Başkanımızla da bu konuda görüştük. Ben şu anda görev alanımın içerisinde olan ve benim görev alanıma giren konularla ilgili olarak tabii yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kendi bakanlığımızı da yapıyoruz. Spor federasyonlarında da bunu yapıyoruz. Diğer kurullarda da bunu yapacağız. Bakın burada artık aması fakatı olacak bir şey yok. Tabii ki
çok iyi bir analiz, çok iyi bir inceleme yapılacak. Yargının devrede olduğu bir süreç işleyecek. Ama şunu açık ve seçik olarak söylüyoruz. Bu FETÖ terör örgütüyle bağlantılı olan ve kendisini bu örgütün içerisinde gören, aktif rol alan, darbe girişimi içerisinde olan bunların aramızda barınma imkanı bundan sonra yok. Böyle bir mümkünlük yok. Böyle bir şans söz konusu değil. Bu terör örgütüne üye olanlar ve destek verenler bu noktada şanslarını kullanmıştır. Ve artık devletimiz tüm mekanizmalarıyla, hukuk mekanizmasıyla, demokratik mekanizmalarıyla ve aynı zamanda devlet yapısının içerisindeki görevleriyle işinin başındadır, görevinin başındadır. Hiçbir müsamaha göstermeksizin yargının burada alacağı kararlar sonuna kadar uygulanacaktır. Yargıya bizim de bildireceklerimiz olacaktır. Bunlarla ilgili çalışmalar sonuna kadar sürdürülecek. O zaman siz de kendi içinizde bununla ilgili bir hazırlık mı yapıyorsunuz? Biz zaten şu anda başladık. Geçmiş dönem içerisinde zaten 2 yıl süre içerisinde, 2 yıl biraz aşkın sürede bu anlamda ciddi çalışmalar yaptık. Biz kendi görev alanımıza ve bakanlığımızla ilgili olarak. Çünkü biliyorsunuz dediğim gibi işte 17-25 Aralık'tan sonra zaten başladı bizim görev süremiz. Ve burada geçmişe yönelik olarak da bu örgütün içerisinde görev almış olanlar, bu örgüte hizmet edenler, bu örgüte taşeronluk edenler, ne derseniz deyin. Yani bunların emrinde olanların hepsini devletin kademelerine çıkartmak üzere zaten bir çalışmamız vardı. Yaptık, yapıyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı yaşıyorduk. Maalesef bazı hukuksal anlamdaki kararlarla görevi iade kararları çıkıyordu. Şimdi, zaten o yüzden kanun hükmünde kararname. Dolayısıyla şimdi bununla ilgili olarak bu adım atıldı. Bir de bakıyorsunuz yani siz biliyorsunuz ki bu sıkıntılı. Şimdi mahkemede hukuk devletiyiz. Mahkemeyle alakalı gelen bir karar var. O zaman onu en iyi şekilde hiçbir şeye zarar veremeyecek şekilde kontrol almaya çalışıyorsunuz. Kontrol altına almaya çalışıyorsunuz. Bunlar yaşandı ama şimdi çok şükür bu anlamda bir çalışmayla dediğim gibi yine yargı kararları üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü bazıları diyor ki tamamen istediği keyfi bir şekilde yapılacak olan hayır keyfi şekilde değil. Biz devletin ciddiyeti içerisinde, devletimizin yapısının ciddiyeti içerisinde bu çalışmaları yapacağız. Ama bu anlamda müsamaha göstermeyeceğiz. Bunu söylüyorum. Elimizdeki kanıtlar geldiği zaman bundan yürüyeceğiz. Peki bir son soru soracağım zamanla da ilgili olarak. Şimdi tabii bir yandan pek çok alanı etkiliyor ister istemez bir haftadır yaşananlar. Evet. Yani genel olarak spor adına baktığınızda işte karşılaşmalar ne bileyim maçlar açısından baktığınızda herhangi bir aksaklık olacak mı? Hı hı. Bir de bir yandan olimpiyatlar var. Yani Türkiye oraya katılacak mı? Nasıl tabii olacak? Ki. Bir onu bize anlatır mısınız? Şimdi şöyle örneğini vereyim Hande Hanım. Dün biz İstanbul'da 28. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışının startını verdik sabah. Hiçbir sıkıntı oldu mu? 2000 kişinin katıldığı, bunun 800'ü aşkının yurt dışından gelen misafirlerimizin olduğunu hatırlatmakta fayda var. Geldiler, yarışmalarını yaptılar. Gayet de güzel bir organizasyon oldu. Hiçbir sıkıntı yaşamadan oldu. Dün akşam Edirne'de Kırkpınar güreşlerimizin 655. Kırkpınar güreşlerinin finalleri vardı. Ve orada bu organizasyon hiçbir sıkıntı olmadı. Geçen hafta bu darbe girişiminden sonra Samsun'da devam eden işitme engelliler dünya şampiyonaları vardı. 5 branşta devam etti. Birçok yurt dışından gelen misafirimiz vardı. Hiçbir sorun yaşanmadı. Ondan önce Trabzon'da yine jimnasiyat devam ediyordu. Bununla alakalı şunu söyleyebiliriz. Bazı talepler olduğunu biliyoruz. Yani güvenlik konusundaki sıkıntı var mı yok mu diye. Bunları veriyoruz. Hiçbir güvenlik sıkıntımız yok. Hiçbir organizasyon açısından bir sıkıntımız yok. Ve evet bunlarla alakalı çalışmalarımızı yapıyoruz. Yakın takip ediyoruz. Ve unutmayalım 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Fransa'daydı biliyorsunuz. Fransa'da evet. Olağanüstü hal yönetimi altında o şampiyona yapıldı. Yani Fransa'da oluyor da Türkiye'de mi olmayacak? Dolayısıyla bizim hiçbir şekilde bu noktada bir sıkıntımız yok. Biliyorsunuz orada da terör saldırıları oldu. Biz tüm dünyaya bu terör saldırılarının karşısındayız. Fransa ile ve tüm dünya ile bu noktada beraber çalışıyoruz, dayanışma içerisindeyiz diyerek bu duruşumuzu ortaya koyduk. Daha önceki saldırılarla ilgili. Şimdi biz aynı şeyi tüm dünyadan bekleme hakkına sahibiz ve bunu da bekliyoruz. Bununla alakalı farklı bir takım uygulamalar içerisine girenler olur ise o zaman biz de bu anlamdaki uygulamaları görür. Ona göre de kendi anlamdaki yapacağımız çalışmaları ortaya koyarız. Rio sorusuna gelince şu anda olimpiyata katılacak olan sporcularımız 110 sporcumuz kota aldı. Katılım hakkı elde etti. Fakat uluslararası kurallar gereği
105 sporcumuz müsabakalara katılabilecek. Bunlar şu anda kamplarda hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ama kamplarda hazırlıklarını sürdürürken gelip meydanlarda bize demokrasi mitingleri, demokrasi nöbetimiz konusunda destek veren kardeşlerimiz de oldu, geldi. Çoğu zaten bize mesajlarını ilettiler. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla meydanlara geliyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Spor camiası da gerçekten bu anlamda iyi bir duruş sergiledi. Gençlerimiz özellikle, yani bunun altını çizmemiz gerekiyor. Şeyde söyleyecektim. Bakın o meydanlarda, ortada, sokakta hep gençlerimizin nasıl sağlam durdukları. Bazen bir soruluyordu. Acaba gençliğimiz yeterince bu konularda hassasiyeti var mı yok mu? İşte bu gençliğimizin, milletimizin gençliğinin ne olduğunu 15 Temmuz gecesi gördük. Dolayısıyla hepsine teşekkür ediyorum. Ve bu duruşlarına devam edecekler. Rio'da evet bütün sporcularımız gidecekler. Rio'da müsabakalara katılacaklar. İnşallah beklediğimiz madalyalar var. Onlar da orada o müsabakalarda inşallah Türkiye'ye bu mutluluğu yaşatacaklar. Bizim bunda hiçbir sıkıntımız yok. Bütün organizasyonlarımız, hazırlıklarımız normal bu anlamda normal şekilde devam ediyor. Tabii ki bir ilk günlerde bazı şeyleri hızlı bir şekilde toparlamak anlamında olağanüstü bazı çalışmalar yaptık. Ama şu anda her şey normalinde, rutininde devam ediyor. Hazırlık kampları var, hazırlıklar devam ediyor. Bunda hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Hepimizin. CNN Türk'ün sorularını yanıtladı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yayınımız İstanbul'dan devam ediyor. Anne Fırat, teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a da. Evet, İstanbul Valisi Vasip Şahin özel röportaj sürdüğü dakikalarda önemli bir açıklama yaptı. Fulya Öztürk'e soracağız onun detaylarını. Fulya. İstanbul Valisi Vasip Şahin şu dakikalarda 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece yaralanan ve hala tedavi altında tutulan yaralıları hastanelerde ziyaret ediyor. Vali Şahin'in ilk durağı Bezmalen Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ydi. Burada 7 yaralıyı ziyaret etti. 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece 1000'den fazla vatandaş İstanbul'da yaralanmıştı. Çoğunun tedavisi bitti ve taburcu edildi. Şu an itibariyle İstanbul'da 166 yaralı tedavi altında. Vali Vasip Şahin son bilgileri verdi. 166 yaralının hala tedavi altında olduğunu, İstanbul'daki farklı hastanelerde 27'sinin yoğun bakımda olduğunu söyledi. Hayati tehlikesi olan yaralının olmadığını da söyledi. Şu dakikalarda Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'nden ayrıldı. Çapatıp Fakültesi Hastanesi'nde bulunan yaralıları ziyaret etmek üzere yola çıktı ve bazı bilgiler de verdi İstanbul Valisi Vasip Şahin. Biliyorsunuz ki kışlaların önünde askeri bölgelerde yoğun güvenlik önlemleri alınıyor. Kışlaların kapısında belediyeye ait çöp kamyonları bekletiliyor. Bunun üzerine bir soru sorduk. Bu güvenlik önlemleri devam edecek mi hala dedik. Şu açıklamayı yaptı. Evet, önümüzdeki günlerde de yoğun güvenlik önlemleri askeri bölgelerde, kışlaların önündeki yoğun güvenlik önlemleri devam edecek dedi. Aynı zamanda biliyorsunuz ki demokrasi mitingleri de devam ediyor alanlarda. Onu da sorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek ikinci bir emre kadar meydanlardaki demokrasi mitinglerinin de süreceğini söyledi. Şu dakikalarda 166 yaralıyı, İstanbul'da bulunan 166 yaralıyı ziyaret ediyor İstanbul Valisi Vasip Şahin. Çapatıp Fakültesi Hastanesi'ne doğru yola çıktı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Fulya Öztürk, teşekkür ediyoruz. 166 yaralı, 27'si yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Kışlaların önündeki tedbirler ve tabii ki demokrasi nöbetleri, o mitingler, bunlar sürecek mi? Her iki soruya da evet yanıtını veriyor İstanbul Valisi Vasip Şahin. Terörle mücadele, terör saldırıları da sürüyor. Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı zırhlı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirildi. 3 polis şehit oldu. Saldırı Kızıltepe-Viranşehir Karayolu'nun Denktaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı bomba, göreve giden personelin naklini sağlayan zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Araçta bulunan 3 polis memuru şehit oldu. Teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor. Şehitlerimiz. Başbakanlık 15 Temmuz darbe girişiminin ardından şehit olan vatandaşların aileleri ve yaralanan vatandaşlara yönelik başlatılan yardım kampanyasına ilişkin genelge yayınladı.
Genelgede darbe girişiminde şehit olan vatandaşların ailelerine ve yaralananlara, şehit ve gazilere tanınan bütün hakların tanındığı hatırlatıldı. Hamiyetperver, aziz milletimiz de yaşanan bu acı karşısında yoğun yardım etme talebinde bulunmuştur denildi. Bu talep üzerine hazırlandığı ifade edilen genelgede başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görevlendirildiği duyuruldu. Yardım kampanyası için Ziraat, Halk ve Vakıflar Bankası'nda hesaplar açıldı. Şehitlerin ailelerine ve darbecilerin yaralandığı vatandaşlara yardım etmek isteyen kurum ve kuruluşlarla sivil toplum örgütleri yardımlarını belirtilen hesaplara yapabilecekler. Az önce aktardığımız sıcak gelişmeyi de bir kez daha tekrar edelim. Aranan o firari askerlerden 17 firari askerden 3'ü daha yakalandı demiştik. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı oteli basan timdeki firari 17 askerden 3'ü yol kontrolü sırasında ele geçirildi. Daha önce mühimmat ele geçirilen bölgedeki aramalar sürerken dün cep telefonları ve hücum yelekleri bulunmuş. Bunun üzerine çalışmalar otele yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki içmeler bölgesinde yoğunlaştırılmıştı. Dağlık arazinin büyük bölümünde arama çalışmaları tamamlandı. Komandolar helikopterle farklı alanlara indirilip araştırmalarını sürdürüyordu. Ve bugün yol kontrolü sırasında o firari askerlerden 3'ü Çetibeli mevkiinde ele geçirildi. Şimdi ilçe merkezinde ve kıyılarda kaçak 14 asker aranıyor. Yakındaki Simi ya da Rodos adalarına kaçma girişiminde bulunabilecekleri istihbaratı üzerine kıyıda denetimler arttırıldı. Tekneler tek tek kontrol ediliyor. Sahil güvenlik botları da denizde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın şikayetçi sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı. Akar, kendisini Fethullah Gülen'le görüştürmek isteyenin Akıncı Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim olduğunu açıkladı. Darbecilere yönelik silahlı kuvvetlerin tarihine leke sürdünüz, gideceğiniz tek yer Cumhuriyet Savcısı dediğini anlatan Orgeneral Akar, sözde bildirim metnini imzalamam ve okumamı istediklerinde elimi bile sürmedim, çok öfkelendim şeklinde anlattı yaşadıklarını. Genelkurmay Başkanımızı rehin tutanlardan bir tanesi kendisine sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürelim, buluşturalım diyor. Bu kadar ileri gidiyorlar. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştık. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın şikayetçi olarak verdiği savcılık ifadesine de yansıdı. Akar bu teklifi kendisine Akıncı Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in yaptığını anlattı. Hakan Evrim bana dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürebiliriz gibi bir şey söyledi. Ben kimseyle görüşmem diyerek tersledim. Ardından Akın Öztürk dışındakiler odayı terk etti. Orgeneral Akar darbe teşebbüsünü nasıl öğrendiğini ve vazgeçirmeye çalıştığını da anlattı. Mehmet Dişli, komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız. Taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksiniz dedi. İlk önce anlamlandıramadım. Sonra hiddetle, ne diyorsun ulan sen, kim bunlar, siz kimsiniz, ne operasyonu, sen manyak mısın, sakın ha şeklinde bağırdım. Silahlı kuvvetlerin tarihine leke sürdünüz. Gideceğiniz tek yer Cumhuriyet Savcısı. Gidip teslim olun, beni de gönderin. Yol yakınken dönün dedim. Bana sözde bildirim metnini imzalamamı ve okumamı istediklerinde elimi bile sürmedim. Hatta bana okuduklarında önemsiz ve alaycı bir şekilde dinledim. Hatta öyle ki bu olaylar bittikten sonra ben bu hainlerin oluşturduğu Cunta'ya verdikleri ismi Yurtseverler Birliği gibi aklımda kaldığı halde yurtta sulh konseyi olduğu ortadadır. Ruh halimdeki şiddetli kızgınlık ve hiddet hiç bitmedi. Anılan konseyin kimlerden oluştuğu konusunda bir şey söylemediler. Orgeneral Akar, darbecilerin Akıncı Hava Üssü'nün uçakların kalkış yapamaması için bombalanması ve Boğaziçi Köprüsü'ndeki tankların teslim olmasıyla morallerinin bozulduğunu söyledi. Darbecilerin bütün ümitlerini bitiren ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndaki halka hitabı olduğunu anlattı. Karşımda Kubilay ve Mehmet'i hatırlıyorum. Sinmiş vaziyetteydiler. Hiçbir yorum yapmıyorlardı. Gözlerinde korku ve endişe vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Atatürk Havalimanı'nda toplanan kalabalığa olan hitabı darbeci hainlerin bütün ümitlerini yok etti. 8.39 sularında beni başbakanımız yahut Cumhurbaşkanımızla görüştüreceklerini, teşebbüsü sona erdirdiklerini söylediler.
Darbeye teşebbüs edenlerin Fethullahçı terör örgütü mensubu olduklarına inandığını belirten Akar, bu çılgınlığa girişmelerinde Ağustos Şurası'na ilişkin yaptığımız kapsamlı, ciddi ve titiz çalışmalardan bu örgütün büyük bir darbe yiyeceğini anlamalarının en önemli etken olduğunu düşünüyorum dedi. Akademisyenler, gazeteciler. Darbe soruşturmasında aralarında Nazlı Ilıcak'ın da olduğu 42 gazeteci hakkında yakalama kararı verildi demiştik. Ve o yakalama kararı sonrasında Bodrum'daki evinde de arama yapıldığını biliyorduk gazeteci Nazlı Ilıcak hakkında. Dönelim İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'ne. Hem bu hem de akademisyenler cephesindeki aramalara dair ayrıntılar ve tabii Çağlayan Adliyesi'ndeki son bilgiler. Göksel Göksu, senden alalım lütfen. Saynur Nazlı Ilıcak şu saate kadar hala bulunamadı. O 42 isimden biriydi ama aynı zamanda yakalananlar var. Yakup Sağlam, İbrahim Balta, Seyit Kılıç, Bayram Kaya ve Cihan Acar yakalanan isimler arasında. Bu arada o 42 kişiden 11 ismin de yurt dışında olduğu tespiti yapıldı. Medya ayağındaki durum böyle. Diğer yandan biliyoruz ki eğitim ayağı da var. Bu 4 yönlü soruşturmanın o kapsamda da 5 ilde operasyonlar gerçekleşti ve 31 akademisyenle ilgili gözaltı durumu var ve onlarla ilgili onların akademisyenlerin aralarında profesörlerin de olduğu akademisyenlerin gerek ofislerinde gerek evlerinde yapılan arama sırasında dikkat çekici bir gelişme vardı. O da hepsinde birer dolarlık banknotların bulunmasıydı ki soruşturma kapsamında başka noktalarda yapılan aramalar sırasında da bu F serisiyle başlayan banknotlar dikkat çekmişti. Örgüt üyelerinin birbirleriyle temas kurabilmek, sonrasında birbirlerini tanıyabilmek adına bu birer dolarlık banknotların dağıtıldığı yönünde gelen bilgiler. Bir de yargı ayağına değinmekte yarar var. Bu kapsamda hakim ve savcıları biliyoruz. Aynı zamanda 40 avukatla ilgili gözaltı kararı var. Yine sabah saatlerinde ise askeri ayağında hareketlilik vardı. Sabah erken saatlerde harp akademileri lojmanlarında bir arama gerçekleşti ve oradaki aramalar sonrasında da 40 gözaltı gerçekleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden verilen bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar 2135 kişi tutuklandı ve gözaltı sayısı 4000'e ulaştı. O tutuklananların da çoğu Silivri cezaevine gönderildiler. Kadınlar yalnızca Bakırköy'e gönderildi. Silivri cezaevinde de buradan Çağlayan'daki adliyeden görevlendirilen yaklaşık 25 savcı tekrar yeniden tutuklananların ifadelerini alıyor ve o ifade süreci de devam ediyor Saynur. Göksel Göksu, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki önemli kritik tarihi liderler zirvesi sürüyor. Saat 14'te başladı. Saatlerimiz 16.43. 2 saat 43 dakikadır, 2 saat 45 dakikadır demek yerinde. Devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla Başbakan Binali Yıldırım'ı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi külliyeye çağırmıştı. Ve çağrılmayanlar cephesinden bir tepki var. Demirtaş'ın çağrılmamasına HDP'den tepki geldi. Grup Başkan Vekili İdris Baluken, darbeye karşı tutumlarına rağmen toplantıya davet edilmemelerini eleştirdi. Olması gereken zirvenin eksiksiz toplanması ve sorunların tartışılmasıydı dedi. Liderler zirvesini ilk öneren parti de yine HDP'ydi. Ancak bugün liderler zirvesini öneren ilk partiyi dışlayan bir tutumla karşı karşıyayız. İdris Baluken'in tepkisi liderler zirvesine HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrılmamasına. HDP olarak biz ilk günden itibaren darbeye karşı tavrımızı son derece net olarak ortaya koyduk. Olması gereken liderler zirvesinin eksiksiz olarak toplanmasıydı. Görüş alışverişlerine başvurulmasıydı. Yapılan hataların masaya yatırılmasıydı. Şimdi HDP'yi dışta tutarak 6 milyon insanın iradesinin hala yok sayılacağı mı devreye konmak isteniyor? Bunun mesajı mı verilmek isteniyor? Mecliste basın toplantısı düzenleyen İdris Baluken, parti olarak meclisteki ortak deklarasyon dahil darbeye karşı tüm girişimlere destek olduklarını söyledi. HDP'siz çözüm olmaz dedi. HDP'nin dahil olmadığı görüşmelerden
Kürt meselesi başta olmak üzere, Alevi meselesi başta olmak üzere Türkiye'nin temel sorunlarıyla ilgili çözümlemelerin çıkması mümkün değildir. Bu zeminden çıkışın tek yolu ortak iradeyle demokrasiyi inşa etmekten geçer. Bu sistemin geldiği HDP cephesinden o tarihi zirvenin sonuçlandığına dair bir bilgi var. Hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Ankara'ya, Beştepe'ye dönelim. Murat, tamamlandı mı zirve? Evet Aynur Tezel, şu anda sona erdi. 2 saat 40 dakika, 45 dakika sürdüğünü söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün davet etmişti Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP genel başkanlarını. Başbakan Binali Yıldırım'ı da yine AK Parti genel başkanı sıfatıyla buraya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmişti. Ve 3 saate yakın görüştü 4 isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam odasında gerçekleşen o görüşme 3 saate yakın sürdü. Cumhurbaşkanı kendisi karşılamıştı. İlk görüntülerde liderlerle tokalaşıp kendileri için ayrılan yere geçmişlerdi. Samimi görüntüler yansımıştı kameralara. Neler görüşüldü? Aslında öncesinde edindiğimiz dün yapılan bilgilendirmelerden bugün edindiğimiz bilgilendirmelere bakacak olursak Cumhurbaşkanı her fırsatta aslında gerek kürsüden yaptığı konuşmalarda gerekse 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı telefon görüşmelerinde CHP ve MHP genel başkanlarına darbe karşısında takındıkları tutum, darbe karşıtı söylemleri dolayısıyla teşekkür etmiş ve Türkiye'nin birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğu dönemde izledikleri bu politikalardan dolayı teşekkürlerini iletmişti. Bir kez daha bu görüşmede o teşekkürü yinelediğini biliyoruz. Bir kez daha yüz yüze teşekkürlerini ilettiğini biliyoruz Cumhurbaşkanı'nın. Aynı zamanda önümüzdeki sürece ilişkin hangi adımlar atılacak? Özellikle Fethullahçı terör örgütü ve paralel devlet yapılanmasıyla mücadele konusunda devlet, hükümet hangi politikaları izleyecek? Bunlar konusunda bilgi verildiğini biliyoruz muhalefet liderlerine. Şüphesiz onların da bu konudaki görüşlerini dinledi Cumhurbaşkanı. Önümüzdeki süreçte yine bu birlik ve beraberlik içerisinde adım atılması konusunda neler yapılabilir? Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu toplantı öncesinde MYK toplantısı vardı. Orada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği bazı bilgiler yansıdı. Dün Taksim Meydanı'nda yaptığı manifestoyu burada Cumhurbaşkanı'na sunduğunu biliyoruz. Aynı zamanda siyasilerin bundan sonraki süreçte darbeye karşı halkın ortaya koyduğu ortak mutabakata uygun hareket etmesi çağrısında bulundu. Az önce haberimizde izledik, HDP'den bazı açıklamalar vardı. Kılıçdaroğlu da buradaki görüşme HDP'nin çağrılması gerektiği görüşünü dile getirdiğini biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de yine birlik beraberlik içinde hareket edilmesi çağrısı geldiğini söyleyebiliriz Devlet Bahçeli'den. Bu görüşmenin ardından önemli bir görüşme daha var. Saat 18'de bu kez Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Aslında gün içerisinde belirli değildi. Sonradan çıkan bir gelişme, önemli olduğunu belirtelim. Onun da detaylarını aktaracağız. Görüşmeden yansıyan bilgiler oldukça aktaracağımızı söyleyip söz yeniden sana bırakalım Sayın Ürtezel. Murat Pazarbaşı, teşekkürler. Tabii tek tek kabinenin görüşlerini alıyoruz, aktarıyoruz CNN Türk ekranlarında. Bugün Hande Fırat'ın konu, Ankara temsilcimizin konu sabah saatlerinde Enerji Bakanı Berat Albayrak'tı. Önemli bir müjde de verdi Enerji Bakanı, kış gelmeden doğalgaz fiyatlarında indirim yapılacağını söyledi. Kış gelmeden, havalar soğumadan inşallah büyük bir ihtimalle, ben buradan çok net ifade edeyim, vatandaşımıza ciddi bir gazda indirim yapacağız inşallah. Bugüne kadar ki gaz konusunda vatandaşımıza yüksek fiyatlarda yansıtmamamızın neticesi olarak ortaya çıkan ciddi kurumlarda zararlar vardı. Şimdi bu zararların telafisi, ondan sonra oluşacak olan resim yatırım bütçesine dayalı oluşacak artı nakit akışını halkımıza indirim olarak yansıtma süreci. Bunun sonuna geldik aslında. Bu süreç kışa kadar tamamlanmasa bile biz halkımıza bir indirim olarak bunu yansıtacağız. Oran var mı, bir oran? Oranlara çalışıyoruz. Çeşitli alternatif oranlarına ne kadar maksimum yapabiliriz ve bu sürecin sürekliliğini nasıl sağlayabiliriz? Türkiye ekonomisine, hane halkına, vatandaşlarımıza, sanayiye, endüstriye bunun pozitif bir dönüş olarak hem bütçelerinde enerji giderlerinin daha düşmesine dayalı, hem üretim ve sanayideki girdi kalemlerinden bir tanesi, önemli bir tanesi olan enerjinin maliyetinin düşmesine dayalı. Bununla ilgili maksimum yapmak için çalışıyoruz. Birkaç alternatif senaryo inşallah kış gelmeden açıklayacağız. Noktalayalım. Dakikalar içinde Nevşin Mengü sizlere tüm gelişmeleri aktaracak. Cumhurbaşkanlığı'nın Beştepe Külliyesi'ndeki liderler zirvesi sona erdi. Saat 18'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı başkanlığında yine Beştepe Külliyesi'nde Bakanlar Kurulu toplantısı olacak. Yarın görüşmek üzere.